محمد سيد الكونين الثقالين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرام دعمت دعوه النصارى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمتل kardeşlerimiz Eyvel Veled Risalesi'nin sonuna geldik. Allah Teala bitirmeyi müyesser eylesin. İmam Gazali Hazretleri bu Risale'nin sonunda bir hatime e, özet ve dua öğretiyor. Yani nasihatleri Eyvel Veled Risale'sindeki nasihatler çok önemlidir. Biz biraz tabi uzattık dediler hatta bir iki sene sürdü bu ders. Ee, ama sadece konularla ilgili kalsaydık o kadar sürmezdi. Fakat biz mecburen günü gündemi takip etmek durumunda kalıyoruz. Olaylar oluyor, reddiyeler yapılıyor. O arada işte meydana gelen olaylar değerlendiriliyor. Başka mevzeler, ayet hadisler araya giriyor falan. Tabi üç aylar araya girdi, mübarek günler, geceler araya giriyor tabi senenin. Şimdi yine bak recep Şerif geliyor. Ee, işte Mart ayının sonunda recep Şerif girecek. Ee, işte Allah'tan şimdi recep Şerif girmeden bunu e, bitireceğiz inşallah. Bu nasihatlerde çok faydeler vardır. Ee, Eyvel velet yani ey oğul. Bunlar belki işte sohbetten arasından arkadaşlar becerebilse sade bu bu konulara değindiğim şeyi toplansa belki farklı bir şey de çıkabilir. Yani tabii yine de çok 20-30 saat sohbet çıkar belki mutlaka ama sadece nasihatlerle bağımlı kalınsa o da olur. Bir de bu tabii şey yazıya dökülürse çok akışlı sohbet olur. Çünkü alimler buyururlar ki e, ee, bir insan mürşidi kamil bulamazsa yani kamil mükemmel bir mürşit bulmak da zor oldu yani. Allah bize nasip etti bulduk ama işte şimdi insanlar dünya nerelerinde yani nereden bulacaklar edecekler. Efendim illaki yok demiyoruz ama kibrit ahmerden en kıymetli madenden az kaldı zor oldu mürşidi i Kamil'den münferit kalırsa diyor. Veya kendisine nasihat edecek bir dürüst, iyi niyetli bir dost, bir insan bulamazsa diyor. felyutali talihâ dinne İmam Gazali Hazretleri'nin bu nasihatlerini bu ey oğul diye beyan ettiği bu nasihatleri gözden geçirsin, okusun diyor. Tabi işte insan dinlemek de iyi bir şey ama e, sohbetler diyorum ya 20-30 saat efendim e, gibi bir zamana yayıldı. Belki de fazlası var. Onun için kitaba e, önünde bir kitap olarak e, bulunsa tabii şehli tabii o sohbetteki şehlerden istifade edilmesi lazım. Bunu önünden hatta tekune nusba aynayı nusba de oluyor. Hatta tekune nusba aynayı yani iki gözünün önünden ayırması buna saatleri diyor. Mürşit bulamayan nasihat edecek bir dost bulamayan. Eğer diyor bu nasihatlere devamlı okur bakarsa İmam Gazali Hazretleri'nin çok bereketi var. Manevi tasarrufu var. Bu zamana kadar yani eserinde bir hassa var bu nasihatlerde. Yarcu min fazlillah la kune lil nefsi ve şeytan ale istila. Allah'ın fazlü kereminden şunu umabilir ki nefsi şeytanın ona yolu olmaz. Bu nasihatleri devamlı okuyup efendi mutala bereketiyle Allah nefsin şeytanın tasallutundan koruyacak diye umabilir. Ve la kufu anit terakki fi Hallerinde terakkiden geri durmaz. Yani mürşit bulamasa da nasihat eden bir dost bulamasa da manevi halleri devamlı terakki eder, devam eder, yükselir yani. Bu nasihatleri bu işte boşuna okumadık size. Bunları terk etmemek lazım. Evet. Şimdi kitabın sonunda söylediklerini ben başında söyleyeyim. Ee, i̇nsan diyor bütün amelleri Allah rızası için halis, katışıksız, bulaşıksız, ihlaslı olsun diye riyanın inceliklerini yani gösterişin çeşitlerini iyi bilmeli ki sakınabilsin. İkincisi manevi mertebelerden bir şey elde ettiği zaman kendini beğenmesin ve kendini töhmet altında bıraksın. Desin ki alemde benden daha yoldan çıkmış yok. Benim kadar bozuk adam yok. Benim kadar kötü niyetli yok. Böyle hep kendini itham etsin ve her işinde kusurunu görsün. Yani ben işte ne güzel namaz kıldım gece kalktım teheccüde millet kılmıyor falan. Öyle düşünmeyecek ya. Ya ben ne biçim teheccüd kıldım, ne, huşursuz, ne huzursuz, ne huzursuz, ne feyizsiz, ne bereketli. Yine namazın içine şunu düşündüm, bunu düşündüm falan. Hemen kusuratını, küsuratını görmek suretiyle o namazını veya o orucunu hangi salih amel, nafil amel yapıyorsa, ya millet hiçbir şey yapmıyor, ben neler yapıyorum ya falan diyeceği yerde ben ne kadar noksan yapıyorum, eksik yapıyorum. Sahabe-i kiram nasıl kılıyorlardı, Evliyaullah nasıl kılıyorlar? Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı nerede? Mübarek göğsünden, içinden tencere kaynaması gibi kaynama sesleri geliyordu ya. Allah'tan korkusundan sallallahu aleyhi ve sellem. Biz hayatta bir kere öyle namaz kılmadan öleceğiz ya. Ha böyle yapsın. Üçüncüsü rızık endişesine düşmemek. Allah'a karşı üstün zanda bulunmak. Yani güzel düşünmek. Güzel düşünen güzel bulur. Yani Allah zalimleri, fasıkları, kafirleri, hatta köpekleri, şair mahlukatı, böcekleri, yılanları bile rızıklandırıyor bana takdir edilen rızkımı gönderir elbet beni de mahrum etmez aç bırakmaz diye bir teslimiyet tevekkül üzere bulunması. Dördüncüsü bir dua yaptığı zaman şimdi işte o duayı da öğreteceğiz inşallah. Benim maksadım niye geç hasıl oluyor veya duam niye kabul olmadı, kabul eseri niye görmüyorum falan. Böyle acele etmemesi lazım. Acele ederse duası reddolunur. Bir de duam kabul olunmadı derse hiç kabul olmaz. Halbuki kabul olunmadı demese dünyada eserini görmese bile mutlaka o kadar bir bela ondan çevrilmiştir. Veya ahirette günahlarına kefaret olur. Yapılan duaların hiçbirinin boşa gitme ihtimali yok. Dua yapan Müslüman olduktan sonra, eli sünnet olduktan sonra. Ya e fakat acele edenler reddediliyor. Yani ben dua ettim kabul olmalı. Bu çok kötü bir ee, zarar veriyor. Beşincisi, insanların eziyetlerine, tahammüle kendini alıştıracak. Nazlı olmayacak. Efendim, şu şöyle dedi, incindi. Bu böyle dedi, bu yan baktı. Bu, yan baharet insan. Hususi insanlar olabilir, hanımındır, çocuğundur, özel, umumi insan olabilir, yoldan geçen olabilir, metroda karşılaştığın olabilir. Hususi, umumi, herkesin küçük olur, çocuk olur, büyük olur, yaşlı olur, seni seven olur, düşmanın olur, hepsinin eziyetine tahammül. İnsan, yani bütün peygamberler e, eziyete tahammül ederek, bütün veliler e, insanların eziyetine katlanarak o makamlara erdiler. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Namaz oruç farzları nasıl bana emredildiyse, İnsanları idare etmekle de öylece emrolundum. Yani insanları e, derdini çekmek zor iştir ama büyük iştir. Bunu yapan da çok kazanır. Yedincisi, devamlı suyu katim eden korkması lazım. Sonum kötü olur mu? İmansız ölür müyüm? Ya ben niye imansız öleyim canım? İşte hocayım, haciyim işte, ömreye gittim falan. Ya sen Ali Aydar Efendi 120 yaşında gelene gidene ben bu dedenin iman selameti için duacı olun diye e, dua isterdi ya. Bütün veliler son nefesler iman kaybetmekten korkmuşlardır. Çünkü amellere nefis girer, şeytan girer, riya girer, kibir girer, gurur girer, ucup girer, kendini beğenmek girer, haset girer, fesat girer, riya girer. Yani bunları şeytanın çok oyunları var. Sen bunlardan ne zaman kurtulduğunu garantiledin. E, bu kadar evliyaullah korkmuş iken, Tevfeni Müslüman ya Yusuf Aleyhisselam peygamber bile Müslüman olarak canımı al diyor. O bile Müslüman ölmek için dua diyor. Halbuki masumdur kesin karar verilmiş hakkında da. ve nebi salih. Peygamberlik makamında olan daha salihlerden olmak ister mi? İstiyor işte. Beni salihlere ilaka ile. Kur'an-ı Kerim'de geçen duasında. Onun için devamlı imanlı ölmek, son nefesi kazanmak, bu hususta Mevla'ya yalvarmak lazım. Sekizincisi, uzun vadeli düşünmemek lazım. tuğlü emel, yani e, uzun beklentiler, daha yaşarım, şunu yaparım, bunu ederim, bunu alırım, şunu satarım, torunumu görürüm, onu evlendiririm, torunum torunum falan. Yani böyle beklentilere giden adam işte işlerini düzeltmez. nasıl yarın var, öbür gün var, daha genciz, şuyuz ya 70 yaşında adam yeni işe giriyor. 20 yaşındaki çocuktan beter. 80 yaştaki adam yeni hırslarla dolu. Ya bu nereye gidecek? Demek ki aniden gaflette ölecek, helak olup gidecek yani. On üçün diyor bir insan namaz kıldığı zaman bu benim son namazım. Bir daha namaza. Efendim yaşar mıyım yaşamaz mıyım? Şimdi yatsı namazını kıldınız. Cuma sabah namazına çıkacak mısınız çıkmayacak mısınız? Bunu hesap edeceksiniz. Siz de bende. Bense dua edeceğim gittiğim yerlerde inşallah makbul saatlerde kabul mekanların. Siz de bana dua edeceksiniz inşallah. Böylece dünyada sohbet arkadaşı olduk. Madem birbirini bu kadar dinledik, vakit ayırdınız bana. Ee, i̇nşallah çok istifadeniz olur diye ben dua ediyorum size. Siz de sohbetlerden çok faydalanmak için, İmam Gazali Hazretleri'nin bu nasihatlerini unutmamak için inşallah bize de Allah bunun çözümünü bir kitap haline getirilmesini to toplayarak nasip mesel eylesin. Böylece önümüzden, gözümüzden ayırmayız da, işte bu nasihatlerle inşallah amel ederiz. Ne yapacağız? Bunun sonunda bir fezleke olarak şimdiden başında bağladım yani. Bu bir Evliyaullah'ın Şarihlerin Hazaratı'nın yani bu e, zat 1139'da vefat etmiş Şeyh Abdurrahman e, Er-Rumi Hazretleri Sabri diye meşhurmuş bu zat yani bu ne demek oldu? Efendim e, tam yani 300 sene. Çünkü şu anda zaten 38 değil, 39 vefat. Vefat edeli 300 sene olmuş bunun. Yaşadığı tarih bakın 350 400 senelik bir eser. Bu mübarek zat da İmam Gazali Hazretleri bu nasihat üzerine bu sonunda bu bağlamayı yapıyor. Çünkü diyor bu kitapta çok feyiz bereket var. E, bu nasihatleri e, efendim mürşit bulamayanlar ee, nasihat edecek müttefi bir arkadaş edilemeyenler bu nasihatleri gözünün önüne koysun. Hiç bunları terk etmesin. Öyle bir bereketi var ki i̇mam Gazali Hazretlerinin Evliyaullah eserlerine kabul eseri konulmuş yani. Dualarında icabet eseri zuhur eden insanlar senin benim böyle öyle gafletle iş yapmazlar. Onun için Mevla onlara makbuliyet, mahbubiyet vermiş. Eserlerine, kitaplarına kalıcılık vermiş. 900 senelik eser yani şu anda okunuluyor, sohbet yapılıyorsa, bu o zatın kerameti değil de nedir? Şu anda dünyada her gün yüzlerce, binlerce kitap basılıyor. Kaç tanesi bir sene sonra anılıyor? Veyahut da kaç tanesi insanlar tarafından duyuluyor? O sonra Kim amel ediyor, kim tatbik ediyor? Çünkü adamlarda ihlas olmadığı için, yani kitaplarında da bereket olmuyor. Hani her ayet hadis yazanın kitabı da okumuyor. Şu anda dünya kadar tefsirler, hadisler, fıkıhlar, herkes kendine göre tercemeler, cemler, derlemeler yapıyorlar. Ama bakıyorsun eskiden kitap bulunmazdı, ilim azdı. E şimdi ilim esbabı çoğaldı. İnternetlerden zaten herkes istediği düğmeye basıp istediği şeyi soruyor, şey diyor. Çoğu kere de yanlış kanallara giriyor, yanlış fetvalar öğreniyor falan. Onun için hiç güvenilmez internetten alınan bilgilere. Ama e, yani bu kadar kitap tanıtımı var yani giriyorsunuz e, bütün sitelere. E, şu basılmış, bu basılmış. Cık. Ne okuyan var, ne amel eden var, ne kitabın adı geçiyor falan. E, Millette zaten ilim derdinde kalmamış, hevesi kalmamış. O da ayrı bir dava ama ben dini İslami mahalleden, çevreden bahsediyorum tabii ki romanlardan. Efendim solcuların, bilmem necilerin e, mezhepsizlerin kitaplarına bahsetmiyorum. Bizim içimizde de dolu mezhepsiz var Ben. Mustafa İslamoğlu gibi falan. Peygamberin aleyhine, sahabenin aleyhine kitap yazan adamlar bunlar. Onları zaten konu etmiyorum zaten. Onlarda ne bereket olabilir, umulabilir ama e, doğru düzgün el sünnetim diye yani tabii doğru yani adamın da itikadı el sünnet birçoklarını da tanıyoruz veya ben biliyoruz. Ama yani kabul eseri zuhur etmiyor. Bereketi yok kitabında. Bu ayrı bir şey. Yani işte İmam Gazali Hazretlerine bu verilmiş yani. Hoccedül İslam olarak bütün dünyanı tanıyor. Onun için bu nasihatleri aman diyor, e, takip edin, değerlendirin ki istifadeniz azim olsun. Ve e, mürşit bulamayan, mürşit illa bulmak lazım. Mürşitsiz adam şey, şeytanın maskarası olur. Ama bulamayana bile diyor, bu mübarek zatın duası bereketiyle bu nasihatler nefis ve şeytan istilasından e koruyucu olur. Bu ne demek yani? Bunu 400 sene evvelki bir zat eee şerh eden zat bunu sana e, tazmin ediyor, söz veriyor ya evliyaullah alimler. Bunu kitaplardan görmeden, kendilerinden evvelki alimlerden duymadan yapabilirler mi? Biz hep nakilciyiz. Asla bir şey kendi kafamızdan katmayız. Hep kaynak. Kaynaksız bir şey konuşmayız. Efendim Şimdi ey vel velet, ey oğul. İnni muhakkak ben ketebdu yazdım fiyazel fasli bu fasılda mültemesatike senin istediğin duaları efendim sen benden dua istedin. Ben de sana dualar şimdi yani öğretmemi istedin. Hangi dualarla meşgul olayım, hangi duayla amel edeyim dedin. E, ben de bu fasılda o senin istediğin duayı yazdım. Yani şöyle de bir şey var burada. E, bu yazdığı dua için fehem begi leke sana münasip düşer ente amele amel etmem biha bu dua ile ve beni de unutmayasın fi bu dua yaparken yani bu duanın içerisinde neden minen tezkurani beni hatırlamaktan fi salih dua e, iyi duaların hayırlı duaların efendim içerisinde beni de unutmayasın. Yani Mahmud Hazretleri o talebesinden, müridinden de dua açıyor. E, meşayih işte müridlerinden, talebelerinden işte küçük büyük demeden, alim cahil demeden herkesten dua isterlerdi dua istenmesi. Sünnettir. Kimin dilinde, diliyle senin hakkında bir dua kabul olur. Bunun senin hakkında kesin gaybi ilmi yoktur. Onun için herkesten dua istenebilir. Belki birisinden Efendim, kazanacağın dua, hasıl olacak icabet eseri senin çoluğuna, çocuğuna yani yedi nesline kadar sirat edebilir. Hoca İbrahim İbni Ethem Hazretleri sellem, ona herkes bid'ati halini sorarlardı. Yani bu sultanlıktan, saraydan sen bu dervişliği, bu garibanlığı nasıl seçtin yani, kimse bunu yapmaz falan. Sen bu manevi yola nasıl döndün işte bu kadar büyük veli oldun evliyanın. Reisi oldu ya Allah Allah. Koca süfyan Sevriler ondan ilim aldı yani. İbrahim bin Edem yani şu şey olarak okumuş medreselerde ama ha, babası öyle dermiş bir, bir hadis öğrenirsen bir dirhem vereceğim sana falan. Çocukken öyle diyor geldim, bir hadis öğrenirdim bir dirhem. Ee, böyle diyor babam teşvik ederdi beni bayağı bir hadis ezberlemiş öyle çocukluğunda yani Çocukluk derken, onların çocuklukları 4-5 yaşları yani ha. E fakat diğer alimler gibi böyle ihtisaslı bir medrese şey duymamış hani. E bir de sultanlık var, yani işte sarayda şeylik var. Efendim dünya kadar keyif var yani. Ama çünkü diyor, babam diyor, babası da, babasından da rivayetleri var. Babası da çok alimlerden, evliyadan, Ethem yani. Babasına da ethem. Ee, babam diyor işte efendim e, evli Allah'tan bizzat dua istemiş diyor. Ondan sonra e, annem bana hamile kalmış diyor. Sonra hacca gitmişler annemle. Haçta da ben, ben Mekke'de doğdum diyor. Mekke'de doğunca beni bir hırkaya efendim, beze sarmışlar diyor. Ondan sonra babam bütün e, insanlara, alim ve abid, ulema ve ubat, alimler ve ibadetleri bol olan kişilere e, hep beni götürmüş diyor bezin içerisinde yani doğar olmaz. Kime buluca harem şerif temekke de, Mekke'de. işte buna dua edin, buna dua edin. E, artık o zaman yani yüzüncü senenin başı yani bu konuştuğumuz Hicri yüzün başı. E, dolayısıyla yani düşünsene. Tabi'in döneminin başlangıcı yani. İbrahim bin Edem Efendim, bütün imam ı Azamlarla görüşmüş, Rüfyan Sevriler yani sayısız zatla görüşmüş de, ben diyor mesela çok 4-5 rivayet vardır. İlk bu manevi yola tasavvufa dönmesi, tacı tahtı terk etmesi hakkında. E, bir gün o şeylerde belki anlatabilir fırsat bulursak. Bazı sohbetlerde anlatmışlığım var ama o bir rivayet. Yani diğer 3-4 rivayet daha var. Birbiriyle çelişmeyen rivayetler. Hepsini birlikte de kabul edebiliriz. Ee, orada diyor ben diyor esasına bakarsanız yani bana manevi hal geldi. E bütün alimler şeyler onlar. <laughs> yani sen ne diyorsun? Süfyan-ı Zevri Remledemilerdi neyse oraya geldi diyor. Ee, İbrahim bin Edem de orada bulunduğu bir sırada. Dediler Süfyan Sevri gelmiş işte o zaman müçtehitlerin başı. Söyleyin ona demiş, selam söyleyin gelsin de bana biraz hadis okusun. Hani hadis naklesin. Ne diyorsun ya demişler. Koca Süfyan Sevri muhaddislerin başı, müçtehitlerin başı. Sen, sen yani bir dervişsin yani. Sen ne diyorsun? Demiş siz söyleyin demiş o gelir. Demişler böyle İbrahim bin diye biri, biri var işte seni istiyor. Ayağına <laughs> hadis okuyacaksın ne demek Başüstüne demiş. Gitmiş Süfyan korkarmış ondan yanında. Hiç Çık çıkaramazmış manevi halinden dolayı. Koca Süfyan Sevri konuşmaya korkarmış. Ancak hadis vaat edermiş, susarmış. E manevi haller böyle şeyler yani. E şimdi bu İbrahim evden bu hale nasıl geldi? Sonra demişler sen bu kadar büyük alimi ayağına çağırmaz mısın? Sen de bir şey yap. Tevazuunu denedim demiş. Fakat demiş tam tam mütevazi çıktı. Şimdi nerede seni beni biri çağırsa falan. O kim oluyor be falan hareketler. ben alimim o cahil falan. Gerçi İbrahim bin Edem haşa. Cahil dedim Allah bilen cahil olur mu? Alimlerinden üstün ol. <laughs> İmam-ı Azam, İmam-ı Azam Ebu Hanife ile karşılaştığında radıyallahu anh, koca İmam-ı Azam Ebu Hanife ne, ne, diyordu ya? Sen ne diyorsun? İmam-ı Azam da laf açtı ona. Dedi ki sen işte çok dedi İbrahim bin Edemsin çok meşhur. Salahın takvan dedi. Dünyaya yayıldı dedi. Rüzükle ameli salih. Hayran kesira salih amellerden çok hayır nasip oldu sana dedi falan falan. E işte e, ilmi de dedi devreden çıkartma. Yani İmam-ı Azam biraz nasihat, de, nasihat eder gibi. Dedi ilmi de devreden çıkartma dedi. İlim çok kurtarıcıdır. Ilim, i̇limde çok faydalar var yani. Ondan sonra İbrahim Nevetem de ona dedi ki Ruzik Temilel e, ilmi hayran kezira sana ilimden çok hayır verildi. Yani içtihat işte derecesine ulaşmış müştehitlerin başlasın falan falan. Sen de dedi de amel ve ihlası sakın unutma ve illa helak de yoksa helak olursun sen dedi. Koca İmam-ı böyle konuşuyor yani. Konuşur. i̇mam Azam da kabul ediyor. Yani İmam-ı da mütevazi. E, o ayrı bir dava. Ama İbrahim ne demiş Ama nereden geliyor? Diyor ki babam diyor Mekke'de ben doğar doğmaz diyor. Almış beni hırkaya sarmış diyor. Yani Mekke'de ne demek? Hicri yüzün başı ya. Sen ne diyorsun ya? O benim Abdülaziz bile sağ. Vefatı 102'de Yani sahabeden, sahabe görmüş nice insan var ya. Yani. Hep sahabe görmüş. O kadar abid ve bir de onların sofilerini, salihlerini bulmuş. Bu bizim tanıdığımız evliyanın sen önce bunu konuşuyoruz ha. O zaman ne Abdülkadir Geylani var, ne İmam Rabbani, Cüneyd Vadadi var, hiçbir şey yok. O kadar eski. Konuştuğumuz evliyanın adını duyduğunuz evliyan hiçbirinin olmadığı bir dönem ya yüz. O zaman ama ne kadar yüksek seviyede müştehitler vardır. Hepsini geziyormuş böyle yalvarıyormuş. Ne olur bu çocuğuma dua et. Ne olur bu yavruma dua et. Diyor ben diyor esasen itikad ediyorum ki artık kimlerden dua aldı ben ne bileyim diyor yeni doğmuşum. O, o zahit abidlerden birinin duası tutmuş diyor. Ya. Hep dua meselesi kardeşim yani. Benim babam da çok dua isterdim diyor. Her efendim tekkelerde çok gezerdi o zaman. Görmedi, tanımadı evliya yok. Ali Adem Efendi Hazretleri'ni tanıdı. Ondan sonra efendim e, Abdülhamit Efendi Hazretleri'nden Beşiktaş Yahya Efendi Dergahı Şeyhinden intisabı etti. Gençliğinde, çok gençliğinde. Ta o zaman elliler yani. 50'lerde ortalıkta bir şey yok. Her şey. Kez ödü kopuyor. Allah demek yasak olduğu dönemler 50'den de önce. 50'den de önce. Ondan sonra hep hep dua isterdim diyor. İşte belki tabi bize de, de bir dua tutmuş olabilir. Zaten Efendi Hazretleri nikahını kıymış. <laughs> Nikah duasını o yapmış. E işte illa dua. Duanın çok önemi var. Bir alimden bir her alim değil salih bir alimden. Bir veliden insan yeni doğan Çocuğuna veya çocuğu olmadan önce hayırlı zürriyet falan için çok dua istemek işte lazım. Yani ulema'dan, sülaha'dan, evliya'dan. E şimdi evliya mı kal? Kalmadı olur mu canım? Fikirli karni ümmeti sabikun. O zaman bu hadisi inkar mı diyorsun? Benim ümmetimin yaşadığı her asırda sabikun, umul budela ve sıddikun ebtelden, sıddiklerden kırklar, yediler, üçler, üç yüzler beş yüzlere kadar yolu var. Beş yüzden aşağı asla eksik olmaz. Beş veli dünyada. Hadis-i şerifte bu. Felel gamse kusun. 500 asla eksilmez. E ölmüyor mu bunlar? Ölürse sıradan umum Müslümanlardan birine velilik makamı veriliyor işte. Yine 500 tamamlanıyor. 300'den ölse 500'den oraya tamamlanıyor. E anladım. 70'ten ölse orada 300'den geçiyor. 40'tan biri eptalden biri ölse 70'ten 40'lara geliyor. Efendim 14'lerden biri ölse 40'lardan biri oraya geliyor. 7'lerden biri ölse 14'lerden biri oraya geliyor. 3'lerden biri ölse Dörtlerden biri ölse evtat. Akta barba dört kutup. Yedilerden biri oraya geliyor. Ondan sonra. Üçlerden biri ölse dörtlerden biri oraya geliyor. Ondan sonra kutbu gavuz tek. O vefat etse oldu ve herkes ölüyor. O vefat etse üçlerden biri oraya geliyor. Asla eksilme yok diyor. Bu çok hadis-i şerif yazdık Ruhul Furkan tefsirinde. Şimdi e, dün gece de çalıştık. Hep bu konuları yazdık yani. Elan -e -e Allah Allah'ın velileri atindeyiz de. Yunus suresinde. Bunları yazdığımız için hadis şeriflerde hep kaynaklı yani. Halil Kare'nin bu hususta müstakil risalesi var. İbn Abidin'in müstakil risalesi var. Efendim birçok alimin İmam Suyuti el Havi içerisinde yani İmam Koca İmam Suyuti müstakil risalesi var da Sakavi de yazmış. Herkes yazmış tabii birçokları da ulaşmamıştır. Ama bu veliler asla inkar edilemez. İnsan ararsa bulur. Mevla'ya çok yalvarırsın, dua edersin. Ne olur bana bir velini buldur. Hacet namazı kıl. Kabe'ye gidiyorsun o kadar mülteceme gir. Altın olun altına dua et. Yani ben talebe ve cedde ve, ve ciddi isteyene Allah mutlaka buldurmuş. Mutlaka dua istemek lazım. Salih zatlardan dua alırsan çocuğun da hayırlı olur. Bir de bakarsın bir çocuğun yetişir hafız olur. Veya kızın olur. Medresede bir hoca olur. Binlerce kadına çarşaf getirenler var. E bunlar nasıl oluyor ya? İlle insanlar dua alıyor tabii. Ekseriyet tabi efendim çok dualar alındığı zamanda. Şimdi öyle görüyor o duaların bereketiyle yoksa. Bütün dünya düşmanı bizim medreselere. Kimse istemez bize. Herkes istiyorlar diyanete bizi bağlasınlar. Resmiyete bağlasınlar. Kız medreselerin, erkek medreselerin, e, diyanetin karıştığı işler ortada. Hangi bir hoca yetiştirmiş, hangi bir alim yetiştirmiş bir tane eserini göstersin yani. Hep medreseler yetiştiriyor. Doğuda, batıda işte medreseler var. Ama yani onun için bu efenasen duaları bereket olmasa bu kadar talebe, bu kadar hoca, bu kadar salih insan yetişir miydi? E, onun için e, e, tabii onun duası yine devam ediyor üzerimizde. Fakat insan tabii tanıdığından, çevresinden, tavafta rastlarsın bir zata bakarsın. Nasıl ne ikramdan Allah Allah. Yüzünde nur var. Herhalde mübarek bir insandır. E, Mekke'de gördüğünden, tekke'de gördüğünden dua isteyebilirsin kardeşim. Barda değil, meyhanede değil yani. Onun için dua istemek lazım. Cami cemaatinden istersin. istersin. Bakası Hızır ama çattın. Hiç belli değil. Ya. Onun için Evliyaullah çoğu Bilal Havvas Hazretleri olacak herhalde. Kaddes Allah'a sonra. Evet. Beni İsrail'in 40 sene dolandığı yetihu nefilat arba'yine sene 40 sene ayette var. Tih çölü derler ona. O çölde diyor bir gün e, bulunuyordum o sırada bir de baktım benimle beraber birlikte benim hizamda bir adam da yürüyor. Ben yürüyorum o da yürüyor falan. Hemen içime ilham geldi ki. İçime ilham geldi ki bu, bu Hızır'dır. Yani Hadır diye asasıdır. Hadır aleyhisselamdır bu. İçime ilham geldi. Hemen gittim ona selamu aleyküm selam. Bir hakkıl hakkı menente. Hak Teala'nın hakkı bakşı için. Sen kimsin acaba? Dedi ehuke el Hadır. Yanlış anlamadın. Kardeşin Hazır'ım ben. Bilal Havvas tabi büyük zat dedi bir şeyler sorabilir mi? Buyur sor dedim. dedim İmam Şafii hakkında ne dersin? Manevi makamı nedir? Dedi Nevmine Lebdel. Ee, seçkin velilerdendir. Evtad da demiş olalım. Dört velidendir yani. İmam Şafii Ektab-ı Erba'dendir. Dört kutup. Dört kutup biliyorsunuz. Biri doğuda bulunur. Orayı Allah onunla muhafaza eder. Biri batıda bulunur. Dünyanın batısı tüm. Mağrib taraf, tarafı. Ee, batıda bulunur. Allah Teala o iklimi onun vesilesiyle muhafaza eder. Biri kuzeyde bulunur, biri güneyde bulunur. Dünyanın dört tarafında. Bunlar evtat, çiviler. Vel cibali evtada. Dağları çiviler yaptık Allah buyuruyor. Bunlar manevi cibaldir. Dağlar hükmündedir. Bu veliler. Kuymam Şafi onlardan biridir dedi. E, Ahmet İbn hakkında görüş, e, görüşünüz nedir sordum. Dedi racunun sıddık, sıttık, sıttık bir zattır. Nebilerden sonra geliyor ya. O Sıddık'ın ya Sıddıklar. Ebu Bek Sıddık'ın başını çektiği Sıddık et. İmam Ahmet Nehanbel dedi Sıddık bir zattır. Ya. Sonra bir Evliya Allah'tan ha Pişre Hafi sordum dedi. Pişre Hafi'nin makamı nedir dedi. Lem yuhlek bade o misli Ondan sonra onun gibisi yaratılmadı. Daha da yaratılmaz. Pişre Hafi çok büyük velidir. Peki seni dedi ne vesileyle gördün, bana geldin böyle arkadaşlık edin. Bir bereketi bir rike. Bir bereketi dua ki? Annenin duası bereketiyle. Hele ki ana baba duası, baba duası, peygamber duası. Babası yaşayanlar nasıl tutturamazlar ya? Nasıl kurtulamazlar ya? Nasıl istediklerine ulaşamazlar hayırla. Babası sağ olanlar. Ama babadan dua alacaksan. Baba duâ-ül vâlidliberide ki duâ-nebîl ümmet. Bir peygamber ümmeti için ne dua ettiyse e ben şimdi babam dualarla yaşıyorum. Annem o kadar etti vefat edene kadar. Gece gündüz derdi o çok ağzı dualıydı. E dua almak lazım. E iyilik yaparsan dua alırsın da kardeşim. Terbiyesizlik, ahlaksızlık yaparsan, anana babana da soğuşurluk yaparsan anan da bu anda dua etmez. Annenin, annene iyilik ediyorsun. Onun duası bereketiyle beni gördüğün dedi. Kimse duadan müstahane olamaz. Allah'a dua etmekten demiyor. Allah'a dua etmekten zaten etmeden duramaz. Her namazda Fatiha'da zaten dua ettiriyor kendisine. İhtirası rahat al Ama kimse dua istemekten müstahnik kalamaz demek istedim. En büyük veli olsan dua isteyeceksin. Kutbulaktap olsan dua isteyeceksin. Garibandan, dervişandan, meczubandan hepsinden dua isteyeceksin. Fukaradan, mesakinden. Bu cahildir. Bunu peşmurdedir. Sen, sen ne konuşuyorsun? Rubbe eş'ate ekbara medfu'un bile ebbar. Levekse Nice tozlu dumanlı, saçı sakalı birbirine karışmış. Elbiseleri kirli paslı. Hiç kimsenin beğenmeyip, herkesin kapıdan kovduğu. Tekkeye gelse tekkede, de gelse bile derler ki bunun tipi kıyafeti hiç uygun değil ya. Bu ne, ne gelmiş buraya? Peki orada bile derler yani. Tipine kıyafetine her yerde bakıyorlar adamın ha. Kapılardan kovulan nice zatlar, veliler var. Ama dese ki ya Rabbi bu dağı kaldır. Allah katında o kadar hatırı ve cahı mertebesi vardır ki Allah onu yalancı çıkartmaz. Yemininde sadık kılar. Ya onlar da zaten böyle mevlay Mevla'dan fuzuli şeyler istemezler. O ayrı bir dava. Ama Mevla ya dağı kaldır ne demek ya? Şu anda dağı kaldır diye dua lezalet bir dua cibal. Hadiste var ya. Yani Lev Allah alallah tevekkülü hakkıyla tevekkül etseniz, sıdkıyla iman etseniz, Allah'ı görür gibi huşu sahibi olsanız dualarınız da dağlar yerinden oynardı. Boşuna faraz abi cümle değil ki bu. Lezalet. Elbette kayar giderdi bir dua kumucu var. Zeval bulurdu. Daha yok ya. olur daha gitmiş. Ya adam kalmadı. Kalmadı derken o 500 veli, 300 veli falan yok demek istemiyorum. Ama yani dua edenler içinde, çoğu dua edenlerin içinde Duası makbul adam kalmadı. Hepimiz dua diyoruz. Kıl kıpırtamıyor. Ne daha kıpırtacak? O zaman eksikli kendimizi arayalım. Dua mutlaka alalım isteyelim. Birinin duasıyla hidayet buluruz. Velilerden bile olabiliriz bir duayla. Allah ahlakımızı düzelleştirir. Bir de baktın salihlerden olmuşuz yani. Aa ben niye böyle oldum ya? Hiç böyle olmazdım. Ne oldun? İçki içemez oldum ya. E, çıplak karılara bakamaz oldum. Kıybet edemiyorum. Tamam, zikretmek istiyorum. Niye böyle oldu acaba? Ya oluyor öyle. Du'a istersen al, alırsan olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davet üstün mü kimse? Hiçbir peygamber ondan eftal değil. O da dua istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ister mi ya? Herkes ondan dua istiyordu. İstiyordu işte. Hazreti Ömer Efendimiz bir gün geldi ne dedi ya Resulallah? Ben dedi umreye gitmek istiyorum, izin istiyorum. Dua buyurun kabul olsun falan işte. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Eşlik ne yapayım dua? Ya ukay, ey kardeşciğim yani. Kardeşim de demedi. Ey kardeşciğim yani daha yakınlık kardeşciğim. Yavrucuğum o efendim olcağızım gibi. Ey kardeşçeyizim. Beni bizi de duana ortak et. Ve Bizi unutma ya Ömer. Ya peygamberlerin en üstü ya. Tamam Hazreti Ömer bize göre çok büyük ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kıyas edilecek bir durum yok. Ama ey Ömer kardeşciğim bizi de unutma bizi de. Bizi de kat duana. Onun için hep dua istemek üzere devam edelim. Mevla ben de çok isterdim yani. İsmail doğduk büyüdük 6-7 yaşından beri. Gelen giden ulema evliya. Çok insan gördüm 45 senedir. Yani Efendimiz'in yanında çok salihler gelirdi yani. mev ve salihin gibi bir bütün salihlerin barınağı gibi bir şey, şey bir yerdir yani Efensenin yanı civarında İsmail Ağa. Yani bir dua almışızdır. Peki birkaç dua tutmuştur hakkımızda. Yani salih zatlardan. E yoksa olmuyor yani. ilimlen amellen. Ben okudum ben bilim ben 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 bir şey olmuyor. Kendini gördüğün sürece zaten iş yürümüyor. Onun için dualar alacağız. Şimdi sen bu dua üreteceğim. ben bununla amel et diyor İmam Gazi Hazretleri. Beni de salih duanda hatırlayasın, unutmayasın diyor. Ve emmet dua Hangi dua ki sen temini benden istedin. Fatlu bu sen onu talep etmin min davatı sahih. Sahih hadisler kaynaklar var. Efendim sen o e, ee, sahih hadislerden ki duaları e, bırakma diyor. Sahih dediği biliyorsunuz Bukhari'nin ki, kitabının adı zaten sahih Bukhari'dir. Hiç sahih olmayan onda hadis yok. Bakma şimdi sapıklar çıkmış. İşte Bukhari'de de zayıf var. Uydurma var falan. E Mustafa, Mustafa İslamoğlu bilmem ne bunlar Bukhari'de ne kadar uydurma. Bukhari'nin aleyhine neler yazdı o şey. İslamoğlu bak İhsan Şen Hoca Hoca uğraşıp duruyor. Bu İslamoğlu'nun Bukhari'le ne derdi var diye yazılar yazıyor yani. Onun için e, e bunlar sahih, maa hiç bir şey anlamaz. Bu çoğu ilahiyatçılar, çoğu profesörüm, doçentim geçenler itikadı yok hadislere. Bunlara hiç itikat etmeyin yani bunlara. Zaten adam dua et demiyor ki sana. Bir yerde şu duayı oku diye bir nasihat yok ya. Bir yerde şey yap diye, Allah zikret, şöyle zikret, şu zikri oku. Bu kadar hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua üretmiş, zikir üretmiş. Çitler dolusu duası var ya. Onun için önce diyor e, duaların en faziletlisi alel -itlak hadi Hazretleri buyuruyor. Alel ıtlak demek kayıtsız şartsız. Duaların en faziletlisi icma ve ittifak ile yani bütün alimler ve müştehitler görüş birliğine varmış ki hadis-i şerifte geçen dualar diğer sahabenin tüm dualarında salihlerin, sıttıkların, şehitlerin, velilerin hepsini toplasan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği dualara denk olmaz. Bir defa bir ittifak duaların en faziletlisi Sayı hadis-i geçendir. Fakat yani tabi kimisi işte Hizbül okumayalım, oku Hizbül okuyalım, işte İmam Rufayn'in var, işte Evrad-ı var, işte delal Ya tabi bunlar hep salavat ve dualar, bunların hepsi faziletleri var, işte devamlı dua edeceğiz demektir. Ama evvela sayı hadislerde gelir. Ben bunları topluyorum. Kaynakları bir kısmını cemettim. ettim. i mesura. Yani bir cilt belki de iki cilde gider ama bir ciltte yani yetinmeye çalışacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen sahih kaynaklarda, hepsinin kaynaklarını vererek hadis kaynaklarında yani. Sahih kaynaklarda mesur deniyor buna mesur, menkul demek nakledilen dualar. Bunları topluyorum bir cilt etti. Şimdi bunları da peş peşe bir vit gibi yaparsak. Mesela ne diyeyim sana biz kendimiz bir ilham alıp da devre hala gibi Muhittin Arabi'ye ilham edilen, İzim İmam Şazeli'ye ilham edilen, işte İmam Rufa'ya, Gelgeli'ye, hani bunlar mülhem zatlar, muhaddes zatlar. Bunlar tabii ki haktır. Hani bir harf bile Resulullah'tan, Mevla'dan ilham almadan koymadım de, diyorlar vitlerine. Bunlar doğrudur, biz inanıyoruz. E dolayısıyla biz bu makamlarda değiliz ki biz de size bir vit tertip edelim bilmem ne. Ne kireyi var zaten, olanı yapamıyoruz. Ama şunu yapacağım inşallah. Ed'iyetu Resulillah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın duası. Ha Resulullah'ın duaları e, buna virt denmez. Tabii ki Resulullah'ın duaları sıhhata geçen sayı kaynaklarda. Bu ne olacak biliyor musun? Aman ya Rabbel Alemin. Mekke'ye mi gittin? Tekke'ye mi gittin? Kabul saatine mi denk geldin? Ne yapayım hoca ben Herkes onu söylüyor. Ne okuyayım? Ne okuyayım? Ne okuyayım? Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiğinden eftar hiçbir dualar olamaz. Sol taraftan da Türkçe manalarını yazarız. Numaralarıyla havasını yazarız sağ tarafından da sıralı hani Kur'an da yaptım ya sağ tarafından Kur'an-ı Kerim'in bütün duaları tabi Kur'an'daki dualar az olduğu için 8 sayfada 7, 8 sayfada koyduk onu. Ama bu tabi tutar bayağı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acayip sırf teavuzatı sığınmaları bir cilt sığınma duaları çıkabilir. Şundan sığınıyorum sana ya Rabbim bundan sığınıyorum sana ya Rabbim kötü komşudan, açlıktan, selden, yangından, yelden <laughs> sığınmadığı bir şey yok. Onun için, toptan hani bir dua var ya sana nelerden sığındıysa onlardan sığınıyoruz hani. O da kolayına gidiyoruz değil yani yine onu da o öğretti. Onu da öğretti böyle yap dedi. <laughs> yani onda da o öğretmese o, da aklımıza gelecek bir şey değil. Ağudu bir gemi hadi Muhammed. Sallallahu aleyhi her sohbetin sonunda ben bunu derim. Hiç bulsuz bir şey bir sohbet bırakmam. Çünkü o cemaat Allah için toplaşmışız. İnşallah haftaya perşembe ben yoğum size umreden dualardayım. Siz de bana dua edin. Ondan sonra versin be Ahmet Hoca Ahmet Yesevi Derneği Hayder. Yani Hayder olarak telaffuz edelim bundan sonra. Hayder sohbetlerimiz var ya. Orada toplaşacağım yani. Önümüzdeki hafta televizyondan dinleyin. Çok efendim e, hoş bir sohbet var. İki buçuk saat ha. Ama akışından böyle bırakamayacaksınız. inanıyorum Çünkü benim eski sohbetlerim usulü oldu. Ee, şeyde. Bir pazar sabaha gittim. Tam pazar sabahı cemaat doldu. Yollara taştılar. Çoğu da giremediler. Ee, Sultan Gazi'ye. Sultan Gazi tarafıydı. Çok feyizli bir bereket. Hiç yayınlanmadı. Facebook'ta da yok. internette de yok. Youtube'da da yok. Hiçbir yerde yok. O sohbeti size sakladım. Efendim inşallah önümüzdeki Perşembe saat 9'da diyelim. Çünkü yatsı şeye geliyor. buçukta millet yetişemiyor. Yatsı bitmiyor. Cemaatle kılanlar için. Saat 9'da arkadaşlar o sohbeti koyacaklar. İnşallah harfini kaçırmayın. O kadar ilim var daha Okunan açta mana veriyoruz ya. Böyle hazırlık dersi değil. Okunan açta mana veriyor. Tuluat oluyor yani. Çünkü neden? O cemaatin ihtiyacına göre Mevla ilham ediyor. Haftaya perşembe yani. O sohbette dinlediğiniz sohbetlerin belki de en lezzetlerinden olabilir. Dinleyeceksiniz inşallah hafta perşembe Sizi sohbetsiz bırakmıyoruz ya. Şimdi hepsi var. Ben şimdi gidiyorum pazartesi var. Efendim salı var. Çarşamba var. Perşembe var. O sırada ben geliyorum zaten inşallah. Yani dört sohbette var. Her gün ayrı hiç dinemediğiniz. Youtube'da şey de yok. Benim Facebook'ta sistemde de yok. Lale Gül de yayınlamamış. İlk dinleyeceksiniz inşallah. Rabbim tesirlerini halk eylesin. Bütün cemaatlerimizi haberdar edin. Allah için. Hele Perşembe sohbeti bütün milleti hazır edin. Saat 9'da. Önümüzdeki bu hafta. Ondan sonra da buluşuruz. İnşallah Rahman. Onun için sahih hadislerdeki dualardan ara diyor. Efendim e, Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace, İmam Malik'in El Muvatta ondan sonra İbn Ebi şey, benim Musannefi Abdurrazzak Musannefi Ebu Yala'nın müstedi, Ahmed İbn Hanbel'in müstedi, Darimi efendim Tabarani Kebir Mucemi Kebir Mucemi Saghir, Mucemi Efsat Beyhaki Davatül Kebir o sonra efendim Süneni Kübra, Nesai'nin Süneni Kübra'sı var. Var, 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 var. Binlerce hadis kitabı var. Ama tabii e siz bunları dolanıp edemezsiniz. Ben sizin için arıyorum, araştırıyorum. Kaynaklarda topladım yani. Zaten dualarım kitabın ikinci cildini hazır ettim hemen hemen. Malzemeyi topladım. E şimdi tercümeleri yapacağım yani dönüşte inşallah. E dualarım ikinci cildindeki ilimler dünyanın bir yerinde toplanmaz. O kadar ilim topladık onda da. aldı 700 sayfa kitap oldu ikinci cilt. E birinci cilde 650-700'e gidiyor. Yani ilaveler yaptık. Yani onlar hep sahi işte benim o dualar kitabındaki dualardan ara dediği var ya. Beş vakit namazın arkasında okunacaklarda ben fasıl açmışım. Birinci ciltte de var. ikinci cidde de yine var. Çünkü iki, bire sığmayanlar. 25 sene evvel yani göremediğim, ulaşamadığım kaynaklara ulaştığım için. İkinci ciltte de yeniden öyle bir namazların akabinde dualar. Çünkü ne buyuruyor? Sahih hadislerin dualarını vekra oku Hazreti dua. Bu dua fi cemi evkatike. Bütün vakitlerinde yani gece gündüz her saat Allah'a dua edebilirsin. ve bu duayı da şimdi sana zikredeceğim diyor. Hususan eaka ve salavatike. Özellikle namazlarının peşinde. Yani farz namazların peşinde. Nafile namazlardan sonra da okunur. Ama farzlardan sonra mutlaka oku. Ne buyuruyor? Feyda <laughs> feraghte de fansabe ve ila rabbike fergabe. Feraghte ne demek? Namazından farik olduğun zaman. Yani namazı bitirince namazı bitirince ne yap? Kendini duada yor. Nasap yorgunluk demek. Fensap yorul, yorul. Ne demek yorul? O kadar dua et ki ellerin yani artık ellerin ağrısın yani böyle. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. <laughs> İrfa'u hazi ileydiye kablen tuhalle bil ahlal diyor. Ebu Terda radıyallahu ta'ala. Şu eller cehennemde bu kağılarla, tasmalarla boyunlara bağlanmadan kaldırın elleri duaya diyor. Ey gafiller! Duaya kaldır. Göğüs hizasında oluyor. Şöyle araları hafif açık oluyor. Ondan sonra dua bittiğinde mutlaka yüzüne sürülüyor. Hazreti Ömer Efendimiz ravisidir radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim dua yaptığı zaman la yenzilu la yenzileydi hatta ma vecev ellerini mübarek yüzüne sürmeden çünkü duada Allah Teala'nın nurları, feyizleri, bereketleri ellere yağıyor. O bereketle temessuh ediyor. O bereketin yüzüne sürmeden kainat Efendi sallallahu teala aleyhi ve sellem duadan ellerini indirmezdi buyuruyor. Hazreti Ömer Efendimiz. Onun için elleri kaldırın. Cehennemde bu kavlanmadan önce, tasmalanmadan önce Allah cümle bizi muhafaza buyursun. Efendim duanın adabını yazdım. Yani o kadar adab yazdım ki, dualarım kitabın ikinci cildine inşallah Allah nasip etsin çıkaracağım. O kadar adab var. Yani sayfeler dolusu müstakil bir e, risale olacak kadar efendim bir şey var, e, ilim yazıldı. E, Edebe riayet etmeden ne olursun? olursun mahrum olursun. Mahrum olanlar neyle oldu? Usulü, adabı zayi ettikleri için mahrum oldular. Duan istediğin kadar sahih hadis olsun, istese Kur'an'dan olsun. Ama sen abdestsiz, kıbleye dönmeden, gafletle, el kaldırmaz, sünnete uymaz, sağa sola bakar, böyle dua okuyor. Ne yaradı bu? İnne Allah'a <laughs> bu duanı an kalbin gafilin la. Gafil, gevşek, eğlencede, yani kafası havada yani. Böyle adamdan Allah dua kabul etmez buyuruyor. Sallallahu teala. Aleyhi ve sellem. Onun için dua, dua, dua. Dinin temeli dua. Dinin tamamı dua. Dua ve ibadet, ibadetin ta kendisi dua. Mükul ibadet, bütün ibadetlerin özü iliyi dua, iliyi kemiği dua. Onun için efendim duasız din olmaz. Sen diyor, sahih kaynaklardan ara. Ama şimdi ben sana bir dua dedim, bana ki bir dua yaz. Ben sana bir dua yazıyorum. Şimdi bu duayı biz Mart dergisinde size söz verdiğimiz üzere dergi e, çıktı. Yani bugün itibariyle çıktı dergi. Mart'ın dergisi bugünden çıktı. Yani ben işte umreye gitmeden evvel çıktı piyasaya. Arayın. Lale Gül dergisi dergi değildir. Her biri bir cilt kitaba bedeldir. Bazı ciltlerinde çok yüzlerce kitapta bulamadığınız ilmi derlemiş toplamış oluyoruz. Ona dergi muamelesi yaparsanız bana insafsızlık etmiş olursunuz. Bana insafsızlık etmeyin. Ben çok emek ediyorum. Gece günü çalışıyorum. Size hizmet ediyorum çok kitap kaynak buluyorum yani. Onun için dualarla, zikirlerle yazıyorum. Ee, bundan dolayı Lale Gül dersini aman alın, aman okuyun, aman okutun, aman dağıtın. Abone olun, kuvvet verin, destek verin. Bak Batıla destek veriyorlar. Bütün sapıklar kalem alın, kitap alın, şunu alın, bunu için kanal yaşasın Şu yaşasın, bu yaşasın. Ne yapacaksın? Yaşasın. Kavruluk yapacağım. Birçok bozuk kanal var öyle. Pislik lağımdan beter akıtıyor. Kur'an'a hadise reddiye efendim, hakaret eden. Adamları destekleyenler var. Siz niye Allah'ın yolunu desteklemiyorsunuz? Destekliyorsunuz Allah razı olsun da. Görüyorsunuz ortalık fena. Maddi manevi sıkıntılar içinde bütün memleket. Onun için bu şeyi aşmak lazım. Bu kadar sıkıntılı zaman daha ben yaşadığımda görmedim. Her şey karışık, her şey müphemi. Hiçbir şeyde güven kalmamış yani. Onun için Allah rızası için siz güvendiğimiz ...insanlarsınız, Allah için sevenler, Allah için bir araya gelenler... ...Lale Gül'e sahip çıkın... dergi mutlaka okuyun okuyun, hele bu ayda neler var yani. Şimdi bu duayı yazdık oraya mesela... ...sen bu duayı nerede bulacaksın İmam Gazali'nin bu... E, e, ...müridine öğrettiği... ...bu duayı diyor... ...aman terk etme özellikle... ...farz namazların akabinde. Onun için Lale Gül dergisini... E, ...bu ay, yani Mart sayısını söylüyorum... ...Şubat çıkıyor artık... ...Mart sayısında... Bu duayı bulacaksınız. İmam Gazali Hazretleri'nin öğrettiği dua diye yazıyor. Yani başlığı öyledir. Sonunda zannediyorum yani derginin en sonu diye böyle yaptık yani. Çünkü dergi en son ben tabii bütün yerleştiriyorum. Ee, en sonuna onu çünkü yetiştirdik. Size söz verdiğimiz için bir dahaki aya bırakmadık yani. Esasen dergide yer sıkıntısı vardı da biraz ileri geri yaptık falan. Yer açtık onun için en sona yerleştirdik. Mart sayısında. Bu duayı bırakma. Bu duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma radıyallahu anh'a validemize öğretmiş. Allah Allah. Bunu da işte bu Şeyh Sabri Rumi Hazretleri bildiriyor burada. E, şehte bildiriyor. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve Fatıma annemize çok özel duaları öğretti yani. Diğer kimseye öğretmedi. Fa Fatıma kızını çok seviyor. Fatıma bir tatümin. Fatıma benden bir parçadır. Onun için onunla çok ilgilenirdi. Yani ona öğrettiği şeyler hususidir. Efendim çok özel bir duadır. Fatıma annemize kızına öğretmiş bu duayı. Ve nefru kesir diyor. Faydası çok görülür. Acayip faydası var. Diyor. Yani bu duanın şimdi o duayı efendim e, sizlere yazdığımız duayı yani her vakit okuyabilirsin. Kabul saatleri var. Tabi Kadir gecesidir. Arafa günüdür. Ramazan ayıdır. Cuma gecesidir. İşte bu bu sohbet gecesinde olduğu gibi cuma günüdür. Efendim yarınki mübarek gün gece yarısıdır. Seher vakti zaten biliyorsunuz yani imsa bir saat kala iki saat kala Oo. Ama özellikle diyor hususan akabe salavatike. Efendim hususen oku yani ikra oku akabe salavat namazların akibinde. Mesela cumanın peşinde nafile namazlarda olabilir, bayram namazı da olabilir. Evet. tabi namazların akabinde olmasında farz namazların peşinde Osmanlı ecdadımız biliyorsunuz müezzin ilanlarıyla beraber millet duadan gaflet etmesin diye müezzine tesbihleri ilan ediyor sonra dua alel alel demek ne demek duaya başladık demek her duaya ondan başlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alel alel niye diyor müezzin duaya yani başladık demek ee, onun için farz namazların peşindeki dualar reddedilmez eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sordular. Ey yüddüha esme'u. Bu Tirmizi'de de var. En makbul ama Allah Teala'nın hemen icabet edeceği yani dualar içinde kabul en çok şayan olan. Hangi duadır? Yani o da, o da bol verdi ki Mevla bize bu imkanı. Arafat'ta deseydi mesela kaç kere Arafat'a gidebileceğiz hayatımızda? Yani haçya. E, Safa'da deseydi, Merve'de deseydi, Altın 16 altı deseydi, Mültezem deseydi. Yani bunlar bizim için çok zor. Yani birçok insan hayatında henüz gidememiş. İki milyar yakın Müslüman var. Kaçı gitmiş yani? E, çoğu insanlar fakir, fukara... o Yerlerinde açlıktan ölüyor Müslümanlar yani. Onun için... E, Mevla işte böyle kabul... En kabul saat hangisidir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gecenin son... Efendim... ...kısmı. Son kısmı ne demek? Yani işte imsak bakacaksın takvime, altı içeri geçecekse... Altı çeyrek geçeden bir saat evvel, bir iki saat evvel o gerisi gider. Ama son yani. Gece üçe bölsen son üçte bir. E, bu her yerde var, herkese var. Dağda da var, çölde de var, garibana da var. Gecenin son seher vakti herkese var. Yani bak hiç kimseyi mağrub etmemiş, belli yere bağlamamış. Belli mekanlara bağlasaydı insandan çoğu oralara gidemezdi. Onun için. Bir de ne buyurdu? Ve duvras salavatil mektubat. Farz namazların peşleri. Yalnız farz namazı da yani öbür namazı 10 dakika kala kılarsan biraz sıkıntı. Farz namazlar ne demek? Allah Teala farz namazları duaları en çok kabul ettiği saatlere koydu. Bu da ne demektir? Ezanın ilk vaktidir yani. Camide cemaatle kılarsan hem ilk vaktine kılmış olursun. Hem 27 derece eftal olmuş olur. Hem namazın cemaatle birlikte olduğu için müncebir olur. Kusurları küsurları telafi olur. Ve namazın mutlaka kabul olur. Cemaatler reddedilmez. Hele 40 kişinin bulunduğu camilere gidersen en az, mutlaka biri kabul olduğu için sen de arada kaynarsın. E bu namazın akabinde yapılan dua da asla reddedilmez. Onun için farz namazların akabinde. Ama tabii evde yalnız kılarsan, dükkanda falan, cemaatsiz kılarsan, vaktini geçirirsen veyahut işte istihbab vaktini müstahap saatini atlatırsan, bir de namazların müstahap saatleri var yani. Son dakikalara kaç bırakmak da mesela ikindiye özellikle efendim e, keraat kerahat saatine giriyor. ondan sonra ben ikindi kıldım farz namaz peşine dua edeyim. Ya et yine mübarek dua etme demiyoruz ama müstehap saatlerini e, kollarsan ve cemaatle kılarsan Erkekler için söylüyorum. Kadınlar için cemaate gücüm yok. O zaman mutlaka kabul edileceksin. Yani cuma günde zaten bir an denk getirene ne istese ver göğü yere indir yani ama işte denk getirme meselesi bu itibarla e, sen diyor bu duayı ben şimdi sana öğreteceğim bunu her namazdan sonra oku e şey yani her vakit okuyabilirsin ama özellikle farzların akabinde okursan çok iyi olur ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif eee Burdel adıyla Allah'tan rivayet ediliyor. Menkenetle ve hacetun ilallahi felyed'u biha dura kulli salatif mefrudati. Kimin Allah'tan bir isteği varsa, Allah'a bir müracaatı varsa, yani bir yok mu hepimizin ne kadar dertlerimiz var? O zaman o derdin yeri Allah o derdini giderene kadar, o muradını verene kadar işte evlenmek mi istiyorsun, ayrılmak mı istiyorsun, işte helalından rızık mı istiyorsun? İşte hastalığına, şeker hastalığına, kansere bilmem ne, şifamı istiyorsun başının ağrısına, dişin ağrısına. İşte herkesin aceti var Allah. In. Her dakikada dolu acetimiz de yenileniyor. İşte kimin Allah'tan bir isteği varsa, onu her farz namazın akabinde yapsın. Her farzın akabinde yaparsa, bir zaman içinde o baktın olmuş. Sen de anlamayacaksın nereden oldu ya. Her farzın akabinde o işi özellikle istesin ama. Tabi biliyorsunuz hamd, salavat okunacak peşinde bir daha salavat bitince bir de amin denecek. En ufağından edebi budur. Ama duaların ikinci cildini bekleyin. Orada yazılan adabı hiçbir kitapta bulamazsınız. Yani onlara da riayet ettiğiniz zaman zaten hasıl olur. Ee, yine bir hadis-i şerifte Kurtuba ehlinin büyük muhaddislerinden Ebu Bekir İbni radıyallahu anh tahric bu hadis-i şerifi. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men sallâ ferîzatel felû kim bir farz namazı kılarsa ona yüzde yüz müstecap makbul bir dua hakkı veriliyor. E biz çoğunu işte gafletle geçirdiğimizde namazı kılar kılmaz sola selam verirken yara ayağımızı kaldırıyoruz yani. Kapı mı çalındı, telefon mu çaldı, şarjım mı bitti, kim ne dedi, mail geldi, mesajında ne var? Ya kardeşim farz namazı yeni bitirmişsin. Hele bir zikret ya. Farz namazların akabinde dualar reddedilmez. Sübhanallah, elhamdülillah işte 33-30 onları okuyacaksın, dua edeceksin virtler var. Bu kadar farz namazların akabinde okumak için duaların birinci cildi dolu. Dualarım kitabının. Özellikle ben ilk çıkan eserimde bile ben bunları millete çok tavsiye ediyordum. Onun için farz namazı kılana yüzde yüz bir dua verilmiş. İşte burada da edebine riayetle, namazı müstahap vaktinde, cemaatle falan. Hele bir de Kabe'de. Yüz binlerle birlikte cemaatle kılınınca. Ravza-i falan. Yani tabii farz namaz ama mekana göre de isticabet şartları daha artar. Efendim işte cemaatin kalabalık olması ve bu duanın kabulünü çabuklaştırır. E ihlas, ne, ne istediğini bilmek, huzuru kalp. Tabi bunlar olmazsa olmaz şeyler ama e, insan cemaatle kıldıktan sonra dünyanın dağın başında bir en uzak köşesinde de kılsa yine müstecap bir dua hakkı verilmiş. Yüzde yüz kabul ama. E işte bu hakkımızı kullanalım. Yani günde beş kere %100 kabul hakkımız var günde beş kere. Bizim var binlerce derdimiz. Hiçbiri daha çözülmemiş. Niye çözülmemiş abi ya? Yani şu anda benim şu kadar müşkilatım var. Hal ve hasan olmamış. Niye olmamış acaba? Ben dua etmiyorum demektir. Ben yalvarmayı beceremiyorum demektir. Ben her farzın akabinde işte en öncelikli isteğim neyse onu öne alırım. O iş hasıl olana kadar her farzın peşine onu isterim ya. Bunu yapamıyoruz ya. Yapsak var ya yakında asıl olur her şey. İnşallah yapacağız. Bu duaları e, ihmal etmeyeceğiz. Şimdi o dua şudur. Mübarek bildir. Allahümme ey Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz Allahümme bütün duaların başında ismi azam olduğunu bile söyleyen var yani. Ya Allah demektir. Zaten Allah ismi şerifi ismi azam oldu. Yeter ki okuyan ağzı düzgün olsun. Kuvvetli rivayet. Ey Allah inni ben senden istiyorum. Minen nimeti senin bize ikram edeceğin nimetlerden, dünya ve nimetlerinden ne istiyorum? Temameha. Ben nimet istiyorum demiyor. Nimetlerden ne istiyorum? Tamamını istiyorum. Allah. En tamam olanını istiyorum. Allah Allah. Birisi bu duayı yaptı. Allah'ın eselüke tamamen nimet. Bu sof e, ee, yemek dualarında Ali Adel Efendi babamızın tertip ettiği yemek dualarında, sofra dualarımızın da sonunda biliyorsunuz bu var. Efendim, Ya Rabbi nimetin tamamını istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ona, Hüseyin nimet, sen bir şey istedin ama nimetin tamamında ne demek istedin? O zat da dedi ki, Davetün arzu bi ahira. Ya Resulallah bir dua aklıma getirdi Allah. Yaptım işte hayır istiyorum. Yani iyi niyetle yaptım. Çünkü sahabe-i kirama böyle bir şey sorduğu zaman çekinirlerdi. Yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış bir dua mı zikir mi yaptım? Evet. Ya Resulallah hayır umuyorum. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne min temamin ni'met duhulel cenneti vel, vel min minen nar. Cennete girmek ve cehennemden kurtulmak nimetin tamamlanmasındandır. İşte sen nimetin tamamını istiyorum ne de demek? Dünya zaten öyle de geçti böyle de geçti. Allah hepimize nimet gönderiyor, rızkımızı yediriyor, çürüyor. Ama cennete girmek çok zor iş. Cehennemden kurtulmak en büyük iş. Ya femen zuhzihanin nar ve udkhilal cennete fakat Ne buyuruyor? Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'inde kim cennete girdirilir de cehennemden ırak edilirse ancak o kurtuldu. Ya, tabii ancak o kurtuldu. Cehenneme düşene kurtuldu diyebilir miyiz? Dünyanın ağası, paşası, kralı olsa, 400 sene Firavun kadar, Karun kadar, hazinesi olsa, hüküm sürse, başı ağrımasa, dışı ağrımasa, sonu cehennem olduktan sonra kurtuldu diyebilir miyiz? Onun için nimetlerden tamamını isteriz. Bu duanın başı böyle başlıyor. Allah'ımızın nimetleri sonsuz ama bunu ikiye ayırabiliriz. Dünyevi nimetler, ukravi nimetler. Bir dünyada verdiği iyilikler var. Sağlık, saat, afiyet, eş, çoluk, çocuk, rızık, para, yiyecek, içecek falan filan. Bir de ahiret nimetleri var. Ruhani nimetler tabi. Efendim onun için cennete girmek Ha, cennete girse bile nimet tamam olur mu? Olmaz. Alaaddin Efendi babamız sorardı. Adam da derdi. Daha ne diyeceğim ya? Adam cennete girdi. Daha ne kaldı? Yok evladım. Her cennete giren Mevla'nın cemalini görmüyor. Muhtezile'den cennete girenler olacak. Cehennemde bayağı yandıktan sonra. Ama mahrum olacak Ruhiyetullah'tan cemal Allah'ın müşahadesinden. Dünyada inkar ettiği için. Onun için nimetin tamamlanması ancak Allah Teala'nın cemalini gördüğün zaman olur. Mevla'nın cemalini görmeden evvel cennetteki nimetlerde ne olmadı? Tamamlanmadı. Hepsi eksik kaldı. Lazım olan hanenin sahibidir, bilmeyenler hanenin talibidir. Biz ne yapalım? Sıra? Bir eve misafir olduk. Sahibi bizden razı değilse içinde mutlu olabilir miyiz? Dünyada yemek olsa da boğazımıza tıkanır. Onun için nimetin tamamını yani Mevla'nın cemalini müşahede ile sonuçlanacak derecede. Bütün nimetlerin tamamı isterim. Ondan sonra ve minel usmeti usmetten. Usmet nedir? Efendim Allah'ın koruması demektir. Günahlardan muhafaza etmesi demektir. Evet. Ne istiyorum bu korumalarınla ilgili? devam ha devamını istiyorum. Yani şimdi Allah Teala seni bu zamana kadar zinaya düşmemişsin. Ama düşebilirsin. Hz. Ebu Ureyre Radıyallahu anh derdi Ya Rabbi zinadan muhafaza eyle Ya Rabbi hırsızlıktan muhafaza eyle Derlerdi sen Ebu Ureyre'sin ya Resulullah'ın sahibisin En yakınlarındansın bu kadar büyük muhat, Yani ravisin Bu kadar ümmete ilim Neşrettin sen nasıl böyle dua yapıyorsun ya? Duasına bir şaşırıyorlar. Amen tu bi muharrifil kulub. Üç kere derdi bunu. Kalpleri çeviren Allah'a iman ettim. Bir de benim kalbimi döndürürse yani ben peygamber değilim ki. Son dönem tehlikesi var. Son nefeste iman söylemek bile ya varsa Tehlikesi var. O asmet korumak demek. Ya Rabbi sen beni bugüne kadar zinadan korudun, içkiden kurtardın. Faizden, fuşten Neyse herkesin kendine göre Allah'ın koruduğu günahlar var. Yoksa hepimiz bin türlü kebair en büyük Allah'ın içinde bulurduk kendimizi. Nitekim öyle insanları durumunu görüyoruz. E bizi bunlardan koruduysa e biz bunun nesini istiyoruz? Devame ha. Devamını istiyoruz. Çünkü ya Rabbi aman korumanı üzerimizden çekme. Hıfzınla muhafaza ile. Çünkü sen ko bizi korumazsan biz ne oluruz? Bir de baktık. Efendim günahın içine düşmüşüz. En hacısı hocası Arif-i Billah olsa, Allah'ı Allah, Allah tanıyan veli olsa zinaya düşme tehlikesi var mı? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri olmaz demedi. Neden? E şimdi peygamber değil ya. Günaha düşebilir. Ve kâne emrullahi kader ammaktur. Allah'ın kararları yazılmış, bir e, biçilmiş. Onun için yani biz peygamberin dışında kimsede ne yok? Masumiyet sıfatı yok. Ama ne isteyeceğiz Allah'tan? Hüsmetin efendim eee yani korumasının devamını istiyoruz Allah, Allah. Bu da çok önemli bir dua. Yani imanla çene kapayana kadar, Müslüman olarak ölene kadar bizi İslam ile muhafaza ile, bizim Müslümanlık dairesinde, haramlardan korunmuşluk dairesinde muhafaza. Ve <laughs> minel rahmeti şumuleha. Rahmetin rahmetten istiyorum. Ne istiyorum? şumullüsün istiyorum. Çünkü sen ne buyurdun? Ve rahmeti ve saat kullesi. Beni rahmetim her şey kaplamış. E ben de şeylerden bir şey. Beni de sen yarattın. Beni kaplasın. Hem dünyamda, hem ahiretimde, hem dinimde, hem malımda, hem mülkümde, hem canımda, hem sevdiklerim. Şumullü ne demek? Şumul kapsayıcı. Rahmet her tarafımı kuşatsın, kaplasın. Allah Allah. Ve selüke ben sen istiyorum? Minel afiyeti. Afiyetten ne istiyorum? Afiyet çok acayip bir şey husuleha afiyetin husulünü istiyorum. Şimdi varlığını istiyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Selullah ala afiyet. Allah'tan daima afiyet isteyin. Fe inne ahaden lem yu'ta ba'del yakin hayran minel afiyet. Allah kimseye yakinden sonra yakın ne demek? Şüphesiz iman. Şüphesiz imandan daha hayırlı hiçbir şey yok. En üstün nimet o. Şüphesiz iman. Yani görür gibi iman. Tabi onda mertebeleri var. Allah cümlemize en yüksek mertebesini nasip eylesin. Amin. Allah'ım salli ala sena Muhammed ve ala sellim. Hiç kimseye afiyet, imanda şüphesizlik yakın mertebesinden sonra afiyetten daha hayırlı bir makam verilmemiştir. Yani afiyet ne demek? Belasızlık. Yani başında bela yoksa arkadaş kaşınma. Kaşınma ya. Allah bela vermemiş. Neyi uğraşıyorsun? Hırs, tama, onu yapayım, bunu edeyim, onunla dolaşayım, bununla bulaşayım. Al başına belayı. Afiyetin husulünü isterim. Çünkü Ayşe annemiz dedi, ya Resulallah ben Kadir gecesine rastlarsam ne isteyeyim? Affe, afiyet iste. Ya Ayşe, selillah affe ve afiyet. Affe, afiyet iste. Bir de Allah'ın nefesini ne af işte o duayı öğretti ona diğer bir hadis-i şeriflerde ne diyor af ve afiyet iste af günahların bağışlanması afiyet belasızlık afiyette olan adamı ne karnı ağrı, ne başı ağrı, ne hasta olur ne dışar ne fakir kalır ne hakir kalır ne borçlu kalır ne dertli kalır ne kimseye ona bulaşır ne o kimseye dalaşır afiyet ya bende de hiç bulunmaz ama işte isteyeceğiz hadis-i şerifte ne buyuruyor Ma ibadü min en ve Kullar Allah'tan bağışlanma istemekten, af ve şey, bir de afiyet istemekten daha eftal hiçbir şey istemediler. İsteyemezler de yani. Bütün hadis-i şeriflerde e, allah Teala'dan af ve afiyet istememiş. Duaların kitabında var mı? Zelzele duası diye de geçiyor o. Mesela e, ben bu dua kitabına yazmıştım. Depremde de bunu bir gazete böyle zelzele duası diye benim kitaptan aldı herhalde. Zelzele duası diye manşet yapmış. Ama zelzele olduktan sonra tabii. Her yer yıkıldı. Bu da zelzele duası yazıyor. Yahu kardeşim e biz onu ne zaman yazdık? 92-93'te yazdık ama amel etmedi millet. Devrildi, yıkıldı gittiler. Allahümün yeselükel <laughs> afiyete fid dünya ve lâkhirah. Lem yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazil Hine yusbuhu hine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir sabah ve hiçbir akşam hayatı boyunca bu duayı terk etmemiştir. Afiyet isteme duası. Dualar kitabında da var. Biraz uzundur da. Orada zelzeleden de yerden dibinden batırılmaktan da sunuyor. Yani hiç terk etmemiş. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bu duayı terk etmemiş. Sen nasıl bu duayı yapmadan yaşıyorsun ya? Rastgele yaşıyorum işte hoca efendi diyorsun. Tabii doğru diyorsun yani. Rastgele boşuna yaşıyorsun. Bu duayı sabah akşam hiç terk etmemiş. Bak ben bu sabah abdest alırken bunu okudum mesela. Çünkü vaktim yetişmiyor pek abdestte okudum. Ne yapayım? E terk edilecek bir şey değil. Ya Rabbi senden dünyada ahirette afiyet isterim. Allahümün yesel gül ve afiyet. Fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Dinim hususunda yani namazım, abdestim, inancım. Öyle ya milletin çoğu e, el üstünetten çıktı. İslam olduğunu dinliyorlar. E, kader inkar etti adam. Bunun dininde afiyet var mı şimdi? Yok. Dinine bela isabet etti. İşte dinimde afiyet bu demek. İtikadımda bozukluk nasip etme. E bak adamların çoğu bozuldu. Adam tarikattan çıkmış, zikri bırakmış. bilmem. ondan sonra Hüsnet'ten ayrıldım. Ben mutecileyim diyor bir şeyler. Ne oldu? Dinine bela vurdu, musibet vurdu. Dinimde afiyet isterim. Ve dünyaya, dünyamda afiyet isterim. Dinimde, itikadımda, amelimde. Bile. Bir namazı kaçırdın. Sabah namazında uyuyakaldın. Dinine bela vurdu. Çok büyük musibet vurdu. Evin yansaydı daha aşağıydı. Malın yansaydı daha az idi. İkindiyi kaçırdın. E ben boşuna mı konuşuyorum sana? Hadis-i şerif saydı. Men salat İkindiyi kaçıran, terk eden ailesinin, malının hepsini kaybetmiş gibidir. Bütün her şeyin yansa, hepsi ölçe gitse, mallarında da yıkılsa. Neyse ikindiyi kaçırmak odur. E işte bak diyorum sana dinine bela vurdu. Yani dükkanın yansaydı bela saymaz mıydın? çocukların ölse, hepsi bir anda ölse, beş çocuğun, üç çocuğun bela değil miydi senin için? Ya e onun gibi de aynı oldu diyor sana. Onun için dinimde afiyet isterim. Sonra yine hadis-i şerifteki meşhur sahih duada ne diyor? Ve la tecal musibete nafi dinine. Musibetimizi dinimize vurdurma. Yani dinimize vurdurma ne demek? İtikadımı bozdurma, amelimi eksik ettirme, farzları terk ettirme, sünnetleri terk ettirme, haramlara düşürme, günahlara düşürme. Çünkü öbür türlü ne oldu? Dinine musibet vurdu. Anladın mı? Dinimde afiyet isterim. Ve dünya dünyamda. Dünyada belli zaten. Hasta olmayayım, kaza yapmayayım, bela yapmayayım, sağ salim eve döneyim, ticaretim güzel olsun, borca girmeyeyim işte. işsiz kalmayayım, eşsiz kalmayayım, çoluk çocuğumuz iyi olsun, isyankar olsun. Yani dolu. Dünyada da bela çok. Bunlardan kurtuluş istiyorum. Ve ehli ailemde de afiyet istiyorum. Eşim hanımıma. Ve mali, malıma da afiyet istiyorum. Bak bak, malıma da yani burada dört madde var. Özellikle mala afiyet çünkü çok mühim yani mal giderse, insan muhtaç kalırsa cemaati kaçırır, para derneği düşer, çoluk çocuğun nafakasını temin hususunda ders okuyamaz, sohbet dinleyemez, meşgul olur, ilim alamaz, amel işleyemez. Çok kötü. Onun için malımda da afiyet isterim, malıma bela vurdurma. Çünkü vermişsin bir mal istifade edeyim. Allah mestur avrati. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Çok ayıplarım, kusurlarım, noksanlarım. Ayıplarımı ört kapat. Dünyada ahirette dost düşman huzurunda rezil rüsva etme. amir, ravati. Ya Rabbi çok korktuk tehlikeler var. Dünyada ahirette ölürken kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda. Dünyada da bu kadar tehlikeler var önümüzde yani. Korktuğum adamlar var, çekindiğim işler var. Yani herkesin kendine göre çekinceleri var. Korktuklarımdan emin eyle. Ve ilah aferati. Ayağım kayıyor iki bir düşüyorum kalkıyorum zellelerimi izale ile. Yani günahlarımın eserini kaldır. Allahu la tu'minni mekrak. Ya Rabbi sen bana güven verme, azabından gazabından beni emin etme. Çünkü her an bana kızabilirsin, beni cehenneme de atabilirsin. Sakın bana bir emniyet hali verip de ben nasıl olsa cennetliyim diye düşündürüp de beni helak etme. Devamlı korku halimi koru muhafaza ele. Velaten cani sitrak. Senin perden üzerimde sen benim perdemi açsan, benim millete rezil etsen, işte iki tane e, ne diyeyim sana tape düştü birileri hakkında. Telefon tapeleri düştü ya internetlere falan. Adam bir de baktık. Mekke'de, Tekke'de, camide falan görünen adam bir de baktık. Bakara suresine makara demiş. Uuu, Allah muhafaza ya Rabbi. Duyduk onu işte. Mesela o zamana kadar Allah onu örtmüş. Millet onu o işini bilmiyordu. Meğer gavurlarla arasında konuşurken Kur'an'la alay ediyormuş. Anladın mı? İşte perdeni perdeni, sitrini ne yapma? Bizden çekme. FETÖ bu işte çok. Tabi e, pislikleri alet oldu. E, ondan sonra da yani adamı öldüren de Allah'ın kaderini imza ediyor, icra ediyor. Çünkü Allah'ın kaderi o adamı silahla öldürülüp ölmesiydi. Ama öldüren katil oldu mu? Oldu. Günahkar oldu mu? Oldu. Çünkü sana ayıp araştırmayın diyor. Sen karşı milletin kapısını bilmiyorsun. Telefonunu dinliyorsun. Ondan sonra hep pislikler yaptılar o. Erkan kombalyoz şeylerinde insanların kızlarının bilmem özel hayatlar. Ondan sonra millet bazı intihar eden oldu askeriyede. Yani bunlar. Bunlar kadar namussuz var mı? Hiç affedilecek adamlar değiller. Allah şerlerine de muhafaza etsin. İşte Ya Rabbi üzerime örttüğün, kapattığın perdeni benden soyup çekme. Çünkü perdeni çektiğin zaman damdazlak, çıplak efendim her şey meydanda kalırım yani. Sen örtüyorsun, kapatıyorsun. Öyle işlerimiz var özelde. Bu bizi sevenler, selam verenler görseler yüzümüze tükürürler. Bir daha da beni selam vermezler. Ama Allah perdeliyor da kendi biliyor kurban olduğum insanları açmıyor. Allah mahfazını ya yarab sen beni muhafaza eyle koru. Min beyni yedeyi, önümden gelecek tehlikelerde min خلفi ardımdan gelecek tehlikelerden. O kaza nereden geldi? İşte. Ya araba arkadan bindirdi. Yarıya kadar göçürdü. <laughs> arkadan geldi. Bak. Bu dua yapsaydın gelmezdi. Ardımdan gelecek. Önümden gelecek. Ne oldu? Karşı şeritten geldi. Tak önden bana bindirdi. Veya önümden bir tehlike. Geldi. Önümden gelecek belalardan kor. Ardımdan gelecek belalardan kor. Vaynın yemini sağımdan gelecek belalardan kor. Vaynın şimali solumdan bak sağdan tehlike gelir, soldan tehlike gelir. Görmüyor musunuz haberlerde? Dört taraftan tehlike yağıyor. Ve min fevki üstümden gelecek tehlike. Allah Allah. Yıldırım ya. Şimşek bir yıldırım kafana iniyor gitti. Üstten geliyor. Ve e'ûzü bi azametike en uhde te min tehdi. Altımdan bir sallantı ve sarsıntı ile göçük olup da e, hasif olmasında yerin dibine batırılmamdan senin azametine sığınırım. Büyüklüğüne sığınırım. E bunu diyen adam Allah batırır mı? Zelzele olsa da herkes batsa da onu batırmaz. Ama sabah akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı terk etmezdi. Dualarım kitabımda var. Arapça firiste bu Allah'ın eseri göre afiyete diye başlıyor. Tam sayfasını buluyor. Ubedil Hoca sağ olsun size çok hizmet ediyor. Siz de ona dua edin. Bak gitti kalktı. Kitabın sayfasını getirme. Size ben sayfasını derim. Onun için afiyet, 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 Aa, aynla. Öbürü afetten gelir. Ha, çok kötü. Afiyet değil. <laughs> A ah, hemzeli değil. Aynla, afiyet. Yani belasızlık. Ben senden ne isterim diyor İmam Gazali Hazretleri. E Resulullah öğretti tabi sallallahu. Husula, afiyetin husulünü isterim. Ve minel ayşi, hayatın, geçimin e kanallarından, çeşitlerinden ergadeh en bol olan geçimleri isterim. Ve, ve minel umri hayatın, umrün, yaşadığımız, yaşayacağımız süre esade en saadetli bahtiyar, en hayırlı, en güzel isterim. Ve selüke ben senden isterim. Ve minel fazl ve minel ihsani senin ihsanından, iyiliklerinden ya tabi burada ihsanın özel makam olarak ihlas tabi biliyorsunuz. Sayı hadiste ihsan makamı tarif edilmiştir. Allahümme İhsan e, ne diyor? Efendim sayfa şu andaki yani daha yeni baskı yapmadık. İki bir arada basacağız da. Şu andaki sayfada son baskıda 176'da duanın okunuşu sabah demiş. Efendim gerçi buna sabah demeye lüzum yokmuş. Yani çünkü bu sabah akşam. E, lafız değişmiyor. İçinde asbah tüm yok. Yani duanın sabah akşam okunuşu aynı. Onu da demiş olayım da. 176 öyle alışkanlıkta demek not öyle kalmış. Yani bu yeni ciddete bunlar hep bakıyoruz. Bu dua sabah akşam okunuyor. Allahümme neselükel <laughs> afiyete fid dünya vel ahira. Evet. Çok da uzun değil yani. Manayı uzun verdim ama. Allahümme neselükel affe vel afiyete fi dini ve dünya ve ehli ve mali. Allahümme mestur avrati ve amir ravati ve kil aferati. Allahümme la tu'minni mekrak ve la tenza'ni sitrak. Allahümme hafazni min beyni yedeyye. Hala tu'minni mekrak ve la tenza'ni sitrak yokmuş. Yokmuş. Ve amir sonra geçiyorsun. Ben bazı çok çok da bilmenin bu sıkıntıları var. Birbirine karıştırabiliyorsun. Müteşabihat oluyor. Allah mehfazlıyım beyni yedeyye ve min kalbi ve an yeminim ve an şimali ve min fevki ve audu ve azametike en uhtale mitahil. Ya iyi. Yarım dakika tutmaz. Sabah akşam ne kadar sigortağımı görüyor musun? Duaların kitabı da oldu. Ne kazineler var. Evet. Onun için afiyetin husulünü istemek duaların en önemlilerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı afiyet istemiştir. Abbasim ya Abdülmuttalib, Hazreti Abbas amcası, dedim ya Resulallah, allimni şeyen es'elullah. Allah'tan isteyeceklerim arasında bir şey öğret de onu isteyeyim. Duaları sen bilirsin. Allah sana vahy ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasına buyurdu ki sel rabbekel afi. Rabbinden afiyet iste. Yani belasızlık. Birkaç gün bekledim diyor. Sonra geldim diyor. Ya Resulallah allimni şeyen Bir şey daha öğret bana Rabbimden isteyeyim. Dedi ya Abbas ya amma Resulillah Ey Abbas ey Resulullah'ın amcası. Benim amcam demiyor. Ey Resulullah'ın amcası. Selillâ'l afiyete dünya ve ahireh. Allah'tan dünya ve ahiret başına gelecek her şeyde afiyet iste. Bir vaat dedim ya Resulallah bir şey öğret bana sabahtan geceye kadar onu isteyeyim. Hed'u bir şey min gadvetin ileleyin. Resulallah buyurdu. afiyet sabah başlasan akşama kadar dua edeceğim desen yine ben sana derim ki Allah'tan afiyet iste. Kimse afiyetten daha üstün bir şey istememiş diyor ya. Allah Allah. Sen ne diyorsun ya, ya çok isteyelim hakikaten belasızlık ya. Evet afiyet ne demek arkadaş? Dinini dünyanı her şey içine alır. Rasulullah ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivat ediliyor. Hadis-i şerif afiyetin manalarını sen afiyet ne demek biliyor musun? El afiyetü Afiyet on maddedir. dünya. Beşi dünyadadır. El ilmu. İslam'ı anlayacak, yaşayacak ilim. Vel ibadetü. ibadet Dünyada bu. Cennette ibadet yok. Ve rızgul helal. Helal rızık. Cennette her şey helal. Ve sabru ale şidde. Zorluklara tahammül ve sabır. Ve şükrü ale nime. Nimetler geldiği zaman Allah'a şükür. Azmamak. Kudurmamak. Beşi dünyada. 5 fil Beş tane afiyetin mertebesi de ahirette tecelli edecek. Yeti melekül bir ve rahme. Ölüm meleği hoş gelirse, merhametle gelirse, Allah'ın selamı ile müjdesle gelirse afiyet. Bak istiyorsun afiyet neler istiyormuş oluyorsun anladın mı? Ve la fil kabr. Münker nekir gelecek kabirde onu korkutmayacaklar. Kabirde var ya ödün kopar diyeceğim de ödün kopsa ne olur yani artık. Ödün kopmuş zaten ölürken de ama kabirde seni korkutmasa azap yapıyor. Dünyada görsen onları ölürsün korkudan. Orada ölüm yok yani. Ölmüşsün zaten. Münker nekir korkutmayacak. Ve yekûn minel fezi'i ekber. Yarın mahşerde neferiyatlar kopacak. Adamlar cehenneme atılırken öyle bir bağıracaklar ki. Dünyada olsalar o bağırmakla göğüsleri yırtılırdı. Büyük panik var. Orada emin olacak. Yani herkes ödü kopuyor cehenneme atılacağım diye o rahat huzur içinde duruyor. Çünkü dünyada afiyet istedi. Afiyet duasını yap. Bak İmam Gazali bu duasını beş vakit yapan adam afil ve minel afiyeti husuleha. Afiyeti usulünü istiyorum diyorsun. Daha ne istiyorsun? Beş vakitte yüzde yüz kabul duakın var. Felevdâhütü müstecâbe farz namazı kıldığın için e daha bu olur mu yani? Ömrü hayatında bunu isteyen adam bela bulur mu yani? Onun için bu duayı ihmal etmeyin. İşte Mart sayısında Lale Gül'ün yazdık. En sonunda yazdık. İmam Gazali'nin öğrettiği dua. Resulullah Efendimiz öğretmiş Fatıma annemize esasen. Dua oradan geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ve yumha ve tekun hasenatu makbule. Sevapları makbul olur. Yani iyi bir amel yaptın. İlla kabul olacak bir şey değil ki. Sadaka verdin. Bekir et Yaptığı iyi ameller makbul olur. Seyyatı da memhu olur. Mahvolur. Silinir gider. Ve emur ala sırat Sırattan şipşek gibi geçer geçtiğini anlamaz. Ve yedhulül cennete bir selam. Cennete de selametle girer. Selamet yani belasız bir şekilde cennete girdim daha bela kalmadı. Cennet eline korku ve yok. E şimdi afiyeti gördün mü? Beşi dünyada, beşi ahirette. Dünyadakiler de acayipti yani. Çünkü ilimsiz ahiret kazanılmaz. İbadetsiz ahiret kazanılmaz. O çok önemli. İkisi olmadan, o dünyanın afiyeti olmadan ahiretin afiyeti de olmuyor. Ondan sonra helal rızık. Çünkü helal rızık haram yediğin zaman da ahiretin kaybettin. Dualan da redde olur. E bir de rızkını bulamazsan da, aç kalırsan da ilim ibadet yapamazsın. Anladın mı? Bir de dünyada iki halden hali kalmaz insan. Ya sevdiği şeylere karşılaşır ya istemediği şeyler başına gelir. Bunun dışında hali kalmaz. O zaman ne oldu? İyi istediği şey başına gelince şükrediyorsa e, i̇stemediği bir şey başına gelince Allah'tan razı olup sabrediyorsa afiyeti tamamlandı. Ama şu başına bela gelince beni mi buldu bilmem ne çıktı dinden imandan Allah itiraz etti. işte afiyeti bozuldu anladın mı? Çünkü ahiretini de kaybediyor böyle yaparsa. E dünyada da ya istediğinle ya istemediğinle karşılaşırsın. O zaman sabır ve şükür. El iman nisfan fenisfun fi sabr ve nisfun fi şükr hadisi burada meydana geliyor. Devreye giriyor. İman ikiye bölündüğü zaman yarısı sabırdadır yarısı şükürdedir. Bu ne demektir? Başına bela geldi. Allah itiraz eder. Beni mi buldun? Nimet'i görüp ben kazandım ya falan. Şükretmez. O zaman sabır da yok, şükür de yok, din de yok, iman da yok demektir. Allah'a inanan böyle olur mu? İşte, afiyet on kısımdır. Sen ne istiyorsun? Ve minel afiyeti husulaha. Afiyeti olsun istiyorsun. Beş paket istersen. Vermez mi Mevla? Onun için asla bu duayı ihmal etmeyin. Efendim ve minel ayşi ergadeh. Geçimin yaşanılacak şey yani para kazanç ergade ragade Kur'an'da da çok En bolunu, en bereketlisini tarlacısın, mahsulcüsün, fındık bekliyorsun, çay bekliyorsun, seraların var, meraların var. Ergade en bol üretim. Harsler, nesiller çoğalsın efendim işte. Dua etmiyorsun ondan sonra geliyorsun zır 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 ağlıyorsun. Haberlere çıkıyorsun. Ne oldu? 40 milyar 40 bin lira masraf ettim bu seralara. E ee, sel geldi bir domates kalmadı. Ben ne yapacağım şimdi? Devlet yardım etsin. Etsin tabi devlet yardım ediyorsa etsin. Devlet bu kadar vergi niye topluyor? işte? <laughs> fakir fukaraya yardım etmesi lazım esasen de. Ama kardeşim sen de bir dua etmiyorsun Allah'a ya. Bir bolluk bereket istememişsin, rızık istememişsin. Beş vakit namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Arada bir, cumadan cumaya. Arada bir, bayramdan bayram. E senin bereketin olur mu ya? Olmaz be kardeşim. Duasız adamsın yani. E namazsız adam zaten duasız olur. Namaz kılmadan yapılan dua kabul olur mu? Asla. Farzı terk ediyor zaten. Geçimin bolunu isterim. Ve minel umri es'ade. Ömrün hayatın en saadetlisini isterim. Yani hayat tabii ki geçiriyoruz. En saadetlisi ne demek? Allah'ın istemediği her şeyden kurtulup, Mevla'nın emirlerine hiçbir şey terk etmeden yaşarsan en saadetli hayat senindir. Yoksa ekmek elden su no sağ sıcak sudan soğuk suyu elin çıkartmadın. Senden saadetlisi yok. Olur mu öyle şey ya? Namaz yok, abdest yoksa, ahireti helaksa firavun gibi olacaksa buna saadet denmez. Ömrün en saadetlisi ne, ne demektir? Allah'ın rızası üzere yaşayabilmektir. Ve <laughs> minel ihsan etemme. İhsanın en tamamını. Yani İhsan derken burada Kadim Hazretleri diyor ki burada Hasene'yi kastetmesi kuvvetli muhtemeldir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok dualarında ne okurdu? Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahireti hasene. Buradaki haseni ihsan manasına alsak güzel olur diyor. Yani dünya ve ahiretin güzelliklerinden en tamam olanlarını isterim. Zaten dünyada hasene artık her şey dahil içinde. Şeriatta yasak olmayıp da mübah olan bütün nimetler dünyanın hasenesidir. Ahirete hasene bütün nimetler. En son Mevlan cemali ve rızasını müşahede kazanmak. Onun için. Ama demin dedim. El ihsanen te'abudallah ke'enneke terah. Fe'inlem tekün terah fe ne uyarak. İhsan kelimesinin özel manası hadis-i şerifte. Sen Allah'ı görüyorsun gibi çok huzur üzere, yakın üzere ibadet etmendir. Sen Allah'ı göremiyorsan da onun seni gördüğünü kesinen bilmendir. E biliyorum zaten. Ne biliyorsun zaten? Öyle bir namaz kılıyorsun ki bir kere Allah hatırlamadan şey Allah senin gördüğünü biliyorum diyorsun lafla. Zevkan tatmış değilsin yani. Onun için ihsan isteyeceksin. Ya e o makamın en tamamını mükemmelini bana nasip et. Bu manada da diğer şey almıştır. E, bu duanın içerisine efendim hasenat Hatta adi tefsirinde zikrediliyor. Efendim Haseneler yani dünyadaki haseneler, ahiretteki haseneler. O da on şey. Onun için e, Kitab-ül Berake'den almış Kadim Hazretleri. Kitab-ül Berake çok mübarek bir kitaptır. Hakikaten üstünde El berake yani. Dolmuş ilimden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok duası Rabbena atina fiduha haseneydi. Ve e, hangi duayı yapsa bir insan mutlaka diyor Rabbena atina'yı o duanın içine koymalı. Kunut duasıysa da kunutun içine koy. Bak kurutta da ya, okunur Rabbena Adine. Zaten e, namazda en duanın kabul olunduğu vakit nedir? Dübüras salavat mektubat. Farz namazın akabinde. Selamdan önceki daha kabul oluyor. Selamdan önceki dualar. Tabi selamdan önce kafana göre takılamazsın. Ayet hadiste olanı yapabilirsin ancak. E, bize mesela bizim Sibyan'a bile, çoluğa çocuğa bile Osmanlı ecdadımızdan gelen şeyde e, Rabbena Adine öğretilmiş. Ha o İbni Mesud'un e, Teşehhüd duasından sonraki duasında geçiyor ama tabi onun tümü uzun gelir diye herhalde Rabbena Atina'yı almışlar mesela oradan bir seçme yapmışlar. Ben şimdi dualarımın ikinci cini hazırladığımda o teşebbütten sonra selamdan önce o arada meşhur olan, varit olan bütün duaları hemen hemen topladım yazıyorum. O İbn Mesud'un o inni yesürük nelce. Allah min el cennete ve ma ileyha mesela. Ne acayip bir şey. Yani en sahih duadır. Ondan sahih dua yok. Zaten sana yeter bu dediği. Sahabeden birisi biraz çok fazla duaları karıştırdı. Dedi ne yapıyorsun dedi ya. Bu kadar uzun yani karıştırma. La neyseli gel. Cennete ve makar böyle i̇şte, ya Cennete yaklaştıran ameller, cennete, cehenneme yaklaştırandan sığınmak, cennete yaklaştıran istemek. O i̇bn Mesud'un teşehüd duasında var. Fakat e, bizim ecdadımız tabii onun insanlar çok uzun şey yapıyor. Bir de imam oluyorsun zaten çok uzatmamak lazım selamdan önceydi. Cemaatin halini hastası var, yolcusu var. Kendin kılarsan o duaların tümünü de ezberlesen okuyabilirsin. De namazda yüzünden okuyamayacağına göre ezberlemen cevap eder de. Ben bunları ezberleyemiyorum diyenler selam versen alırsın kitabı eline. Selamdan sonra o mesur dualar okunur. Ama bir insan hangi dua yaparsa mutlaka içine diyor Rabbena Atina'yı koymalıdır. Rabbena Atina'sız bir dua yapmamalısın diyor yani. Çünkü bu Arafat'ta da Rabbena Atina geçer. Çünkü Arafat'ta da en çok duası Rabbena Atina'ydı. Bu namazda da geçer, kurupta da geçer, teşebbütte de geçer. Yani Rabbena atina duasını okunmayacağı bir yer var mı desen yok derim. Çünkü hem ayette olması sebebiyle. Dua bakımından ama. Ha sen gidip Fatiha yerine Rabbena atina geçer demedik şimdi yanlış evet. anlama. Evet. Hasenat ondur. Yani ve minel ihsaniye temme. İhsanın en tamamını, hasenelerin en mükemmelini istedik ya şimdi. Sayfa kaç olduğunu tam bir sorsak. Yeni dergide bu İmam Gazali'nin duası 96'ya en sonsa 96'dır o zaman. Son sayfada mı yerleştirmiş acaba? Yani biz tabii ki 95'ten belki başlamıştır başı. 96'ya sığdı mı tamam? 96'ya tamamı sığmış. Yani zaten dergi neyle bitiyor? 96'da bitiyor. 96 ile bu dua orada yani. Bütün deminden beri bir saat oldu belki konuştuğum istediklerimizin hepsini yapan zikreden dua. ha Anladın mı? Mesela ihsanın en tamamını istiyorum. İhsanın en tamamı nedir? Beşi dünyada beş ahiret. Beşi dünyada din ilmi istiyorsun. Çünkü din ilmi olmayanın ne dünyası olur ne ahireti olur. Helak oldun gitti. Salih amel istemiş oluyorsun. Yani beş vakit namaz işte emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Helal yemek e bunlar deminki istenilen içinde de afiyetinde kısmında buraya kadar Hemen hemen üçü denk geldi. Zevceyi saliha. Hayırlı bir eş istiyorsun. E ben zaten evlendim hocam. Bundan sonra aldık başımıza bir sıkıntı şimdi bundan sonra. Kaç da çocuk yaptık. Atsan atılmaz, atsan atılmaz. Ha bu dua boşuna mı gidecek? Hiç boşuna gitmeyecek. Allah Teala e, senin eldeki hanımını da salihattan yapabilir. Bir de bakarsın en bozuk kuyruk kadın. Dur 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 kafanın etini yiyor. Bir de sütlüman olmuş. Ama hasta olmadan tabii canım. Felç olduktan sonra konuşamıyorum. Onu istemiyoruz yani. onu demedik. Ya yani dedik? Allah afiyetle, hayırla, hep afiyetle dua et. Hep afiyetle. Bak afiyet şeyini unuttuğunuz anda helak olursunuz. Ben çok şişmanıdım. Gittim Kabe'de asıldım dualar falan 80 işte 283'lerde. İşte duayı becerememek tehlikesi çok büyüktür. Dedim ya Rabbi illa da beni zayıflat, illa da beni zayıflat. Ya zayıfladım ama şeker hastalığıyla zayıfladım. 30 kilo verdim o dönem, 55'lere düştüm ama olmadı afiyet Şimdi bak, dua ederek, Ya Rab beni illa da zayıflat. Afiyetle, afiyet demek belasız deseydim, hasta olmadan da zayıflatacaktı beni. Allah yapmaktan aciz değil. Sen şimdi ihsanın en tamamını istiyorum, en olduğu zevceyi sâliha istiyorum. E bizim karı 40 yıllık karı, bu da Salih olur mu zaten? Fazıka, Bazı böyle kadınlar var, adam evlenmiş kalmış kadınla namaz yok, abdest yok, kocasını çok rahat seviyor. Ha, bunun tersi kadına da bela olmuş adam var. Kadına bela olmuş adam daha fazla herhalde. Daha fazla. Kadınların namaz abdest falan biraz oran nispet fazla olmaz da. Erkekler daha huysuz e ne olacak? Allah senin karını da yola alabilir, kocanı da yola alabilir. Sen dua et. Zevci salih, zevci salih. İste. İşte ihsanın en tamamına giriyor. Çünkü hasenat ondur diyor ihsanın içinde zikredilen. Efendim, Afiyet istemezsen bela bulursun. Evet. Ya Rabbi bana işte illa da araba ver, illa da araba ver. Aldım bir araba, bindirdin duvara. Hadi git. Afiyetle istemedin. Ya Rabbi bana çocuk ver. 20 sene çocuğu olmamış. Adam diyor ya ne olursun ol ya Rabbi ver. Ne verirsen ver ya Rabbi bir şey ver. Çocuğum yok. Mu? Ya öyle deme. Afiyetle de ya. Afiyetle de ya. Hayırla de ya. Sonra oldu bu çocuk. Oldu hırsız. Babasının hallarını çalıyor. Sonra babası diyor ki ya bu çocuğu diyor ben ne yapacağım? Eve sokmuyorum. Hakkımı da haram ettim. Bayramda bile ev almıyorum. Ne lazımdı bu çocuk şimdi başına bela oldu? Afiyetle işte Vel meskenü le diyes bir de mesken. da mekan ahirette iman niye demişler? Mesken. Yani bir insan yani Allah hepinizi kiradan kurtarsın. Yani bir tane cemaatimi, bir tane zerre kadar bizim sohbeti dinleyen bir Müslümana kirada kalmak nasip etmesin. Dua ettim size. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed. Ve hakkı seyyidi Muhammed ve Bizim sohbetimizi senin rızan için dinleyenler. Bütün hepsini kiradan kurtar ya Rabbi. Çünkü kira beladır Yani. Ay dediğin hafta gibi geliyor. Para denklenmiyor ya. Yani. Zaten millet asgari ücret. Neyi ne edecek adam? Bin liradan aşağı kira yok. Adam alıyor bin dört yüz lira. Mantığı almıyor ya? Nasıl geçiniyorlar? Ne yapıyorlar? Çalıyorlar mı? Çırpıyorlar mı? Bilmiyorum. Ya duayla geçiniyorlar, duayla geçinmeyenler neyle geçiniyorlar ben anlamadım yani. Ben bu sırrı çözemedim. Neymiş köyden bulgur gönderiyorlar. Geç o hikayelere. Öyle anneannemin turşusu falan geç. Yani o köyden gelen komşuluklar da kalmadı zaten. Köyde bulgur kalmadı ki ne. Köyde adam kalmadı zaten. İşte eskiden oluyordu bu laflar. Taranayı yapıyoruz işte falan. Kesme o şeylerimizi, makarnalarımızı kesiyoruz. Nerede? Hani bir sene kuşun yiyoruz falan. Böyle geç onlar şimdi. Onun için duadan başka çaremiz kalmadı. Ancak dua ile rızkımıza bereket gelecek. E bu ne olacak? E tabi bunlar da asgari ücreti artırsınlar tabi devlette. Bu ne ya? 1400 lira adam mı yaşar ya? Yani? Ondan sonra karıyı da çalıştır. Kızı da çalıştır. Oğlun da çalıştır. Bütün ma ma mahalle, ma mahalle maaile çalışıyorlar. Ne oldu? Ayın 15'inde her şey bitti. 20'sine kadar öbür aydan kredi <laughs> Ya Rabbi. Millet İbadet yok, dua yok, zikir yok, huzur yok ya. Taiz her yeri kaplamış zaten. Düzen bozuk, düzen. Nizam, sistem, kökünden, topundan. Allah'ın dinine dönmeden bu millet iflah olmayacak. Olmaz. Şu mevzuna bak, şu televizyondan yayınlarına bak ya. Bunlar reytiklere bak. Bunları seyredenler iflah olur mu ya? Bunlar niye yapıyor bu dizileri, bu hokkabazlıkları, tiyatroları çeviriyorlar? E seyreden var. Düğün programı, evlenme programı, bilmem. Her türlü gavurlarda aklına gelmeyecek eğlenceler çıkarttı. Adalarda, modalarda yersin şey bunu. Ne yapıyorsun? E bütün millet onu izliyor. Kaç kişi bizim sohbeti dinliyor, kaç kişi onları izliyor. Ya. İlla benim sohbeti kastetmedim yani. Yani dinden haberdar oluyor demek istiyorum. Eğer sünnet bir alim dinle kardeşim. Dinlemez. Sıkıntı. Beş tane de ahirette var ihsan. Kabulü taat. ibadetlerin kabul edilmesi. Yapıyorsun ama kabul müsün? Ve seyyat. Günahların bağışlanması. Bu ikisi gerideki afiyet mefhumuna da zımnen dahil olur. Ve irzaül husum. Burada cehennemden kurtulmak, cennete e, dahil olmak yine gerideki afiyet mefhumunun içinde zım var. Ama burada farklı olarak irzaül husum var. Bu çok önemlidir. Yani kul hakkı olanları Allah'ın senin adına razı edip cennete gidebilmen. Çünkü amellerin de olsa namazın, abdestin, orucun, haccın, zekatın onu gıybet etmişsin, ona iftira etmişsin, onu dövmüşsün, ona sövmüşsün, işçiyi şey, şey, tartaklamışsın, onun hakkını vermemişsin, borç almışsın, ödememişsin. Bunlar biriktiği zaman o namazını alır, bu haccını alır, bu zekatını alır, sen damdazlak kalırsın. durun nevenil müflis. Müflis kimdir bilir misiniz? Ya Resulallah ne İflas etmiş, işini batırmış. Parası pulu kalmamış derler. Yok. Benim ümmetimin gerçek müflisi nedir? Ahirete namazla, oruçla, zekatla gelmiş. Hepsini hak sahiplerine vermiş. Kendi cehenneme gitmiş. Bir de onların da günahlarından da arta kalanı almış. Çünkü verecek sevabı da kalmamış. Sümme turha finler diyor. Onun için e, bu ve minel ihsani etemme ihsanın en tamamını bana nasip et e, efendim duasının içinde ne geliyor? Kasımları e, hasımları razı et benim adıma. Oldu ki ben dünyada helallaşmaya çalıştım ettim. Adam öldü. Ben bulamadım. Varislerine ulaşamadım. Kul hakkı geçti. Adam helal etmedi. inat etti falan. E böyle şeyler ahirete gitmek kaçınılmaz olacak bazıları hakkında. Her şey dünyada temizlenmiyor. O zaman hasımlarımı razı etmek manasına da geliyor bu. Yani çünkü allah Teala seni de severse ama adamın da alacağı var. Ona da sen alacağını bağışla diye böyle karşılıksız iş yapmaz mı öyle? O zaman neden al sana bir köşk al sana bir saray. Adam da körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Bırakayım bu herifle ne uğraşayım mahşerde, nasıl olsa cennete gideyim bir an evvel kapağı atalım cennete de. Bu herifle uğraşırken şimdi yine başka haklar, hukuklar çıkar karıştırdıkça hiç karıştırmayalım. Bir müjde gördüm hemen atlar zaten. Adam zaten zorda. Zorda olduğu zaman <laughs> ucuza gider biliyorsunuz haklar. Onun için Mevla ucuza alır mı canım? Kat katını veriyor da bunu hakkını helal et diyor. Ve ettim ya Rabbim, tamam mesele cennete girmek değil miydi diyor. İşte bunu benim hakkımda Ya Rabbi tahkik eyle. Demek istiyor. Burada ne anlaşılıyor? Evemin el-ihsani etemme. Yani buna bunu hepsi girer mi? Ya diyor tamamul hasene husul azil aşara. Bu ihsanın hasenenin tamamlanması demek onu birden asıl olsun demek. Etemme diyor sana. Ya İmam Gazi Hazretleri bu duada sana niye bu tabirleri kullanıyor? Ergade en bolu. Etemme en tamamı. Anladın mı? Bunlar Boşuna kelime olarak yani sonları kafiyesi düz, 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 gelsin diye, kelimeler uygusun diye denmemiştir. Bunların hepsinin altında büyük manalar var. Ve minel in'am, in'amından, lütuf keremlerinden, e'amme, dünya ahiret, nimetlerin içerisinde Allah tekrar tekrar. Bunun için evlat giriyor, aile giriyor, mallar giriyor, onların ahvali giriyor, onların mülakat, müteallakatı giriyor. Öyle ya şimdi torunun torunu, yani vesairenin her şey bir kıyamete kadar gelecek nesillerimiz var. E inam onlara bile ulaşır bu dualarla. İnamın en umumisini ve minel fazli fazl-ı kereminin e, mütekessir nimetler e'zebe en tatlı olanını yani en tatlı olan nedir diyor. En tatlı olan nimetler bol geldi ama hakkına rahat etmeyi nasip eyle. Şükrüne de etmeyi nasip eyle. Onunla ibadete kuvvet bulmayı nasip eyle. Onunla diğer hayırlara yapma vesileyle anladın mı? Sonunda da o nimeti niye geldi bana diye pişmanlıkla devam et çektirme. Çünkü neden? Allah adama para verdi, adam o parayla günahlar işledi. Cehennemi boylayınca da keşke fakir olsaydım, keşke köyde çoban kalsaydım. Bunu dedirtme. diye bu manayı da alıyor burada. Yani işte geri dönüyorum, geri dönünce de yine bir şeyler buluyorum ama hep nereye dönüyoruz? Afiyet istemeye dönüyoruz yani. Bu afiyette yine manalar vermiş. Ne diyor? E, afiyet, efendim, nefsun bila bela, ve sahibun bila cefa, ve rizkun bila ana. Belasız, hastalıksız, dertsiz, kedersiz bir can, cefasız, eziyetsiz bir arkadaş. E şimdi arkadaş olmaya mecbur olduğun, geçinmeye mecbur olduğun insanlar var. Ne gibi? sen Hanımın. Hasan atılmaz, Hasan atılmaz. Her dakika birbirine bakıyorsun yani. Bu sana eza cefa diyorsa bu, bu Sokaktaki e, insana benzemez ki ya. Metrobüste rastladığın adam biri sıkıntı verdi sana. E beş dakikalık ya. Ama şimdi devamlı eziyeti olacak bir arkadaş olursa sıkıntı verir. O afiyet istemeye giriyor? Cefasız arkadaş. Bir de zahmetsiz rızık. Ve kum bile ana. Meşakkatsız rızık gelecek. Oturduğun yerden rızkın gelecek. Allah gönderir. Bazı evliya Allah buyurmuşlar ki diyor afiyet üç kısımdır. Dilde afiyet, bedende afiyet, kalpte afiyet. Dilin afiyeti nedir? En yekûne ratben bi zikrillah. Allah'ın zikriyle yaş ve ıslak olacak. Sıralı zikir, 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 zikir. Hiç kurumuyor. Tükürük bezleri çalışıyor. Çünkü adam zikrediyor. Bedenin afiyeti nedir? İştigalû bi hizmetillah. Devamlı Allah'ın hizmetiyle meşgul oluyor. ben ya işe gidiyorum, çalışıyorum, ediyorum. O da Allah'ın hizmeti. E neden? Niye gidiyorsun işe? Helal rızık peşinde. E sen namazını kaçırmıyorsan, ibadetlen, ihmal etmiyorsan, geçim için çalıştıkların en büyük ibadet sayıyor. hanımın ağzına koyduğun lokma diyor. Nereden koyacaksın onu? sokaktan mı çalacaksın? Para kazanacaksın da lokma koyacaksın. Sadaka ne neftali? Eşinin ağzına koyduğun lokmadır diyor. Çoluk çocuğunu harcadığından neftal sadaka yok diyor. Ama sen niyeti beceremiyorsun. Onun için Allah'ın hizmetiyle meşguliyet demek. Kenara köşeye çekilip sıf zikir et. Çoluk çocuk aç kalsın ne olursa olsun. Böyle bir şey demedik. Devamlı hizmetle meşgul. E neden? E helal rızıktaysan yine hizmetle meşgul. Çünkü cemaati kaçırmıyorsun. Namazını kaçırmıyorsun. ibadetini kaçırmıyorsun. Kalbin afiyeti nedir? Kalbin afiyeti de nedir? Derdi tasası, muhabbeti, ilgisi, alakası Allah'tan gayri bir şey olmayacak. Eğer bir kalpte Allah'tan gayri dertler, tasalar, şeyler işte masiva dediğimiz tasavvufun çalışma alanı kalbin afiyeti ni tahsil. Çünkü bütün tasavvuf, tarikat dertleri, zikirler, rabıtalar, murakabeler en nihayetinde niçin yapılıyor? Nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesi, kalbin boşaltılması, arındırılması. Neden? Masivadan. Allah'tan gayri hiçbir şey düşünmeyecek. Nasıl düşünmeyeceğim? Dünya kadar olay var ben şimdi. Yaşıyorum daha ölmüş müyüm ya? Cık. Düşünmek o ayrı bir şey. Aklına o gelir, bu gelir, işini yaparsın ama o düşünceler seni Allah'ın zikrinden gafil etmeyecek. Yani Unutturmayacak sana Mevla hiç. Bir yandan yemek yiyorsun Allah zikredebilirsin. Eşinle cinsi münasebette bile Allah zikreder. Dilinden etmiyorsun. Üstün açık. Ama kalbinde düşün ya bunun nimetini düşüneceksin. Efendim Allah'ın sana verdiği imkan iktidarı düşüneceksin. Efendim bu nimette mahrum olanı düşüneceksin. Düşünecek Ne düşüneceksin. Allah var yani Allahsız kılın kımırdamaz ya Celle Celal. E. Tuvalette düşünüyorsun kabuz olsam ne olacak bas bas bağırsam hastaneye gidip lavman yapmak lazım yani. Acile kalkarsın ya. Bas bas bağırırsın. Yani bütün bunları düşünebilirsin. Her yerde zikir var. O zaman ne oluyor? İşte burada mühim olan motoru bir çalıştırmak yani. Ondan sonra arada bir işte benzinini verdikçe devam eder gider. Ama şimdi bizim kalpler ölü işte yani hiç. Daha çalıştıramamışız. Yani o biliyorsunuz ısındırma hareketleri çok icap ediyor. Rabıta murakabeler zaten esasen rabıta tamamen ısındırma hareketidir. Yoksa öbür türlü soğuk demiri döversin yani. Soğuk demir şekil almaz. O, yani zikre başlamadan sana rabıta yaptırıyor. Isıtıyor, ısıtıyor, ısıtıyor. Sonra zikir tokmaktan çekişten kalbe vurursun. Nakış, nakşibend. Niye nakşibend olmuş yani? Zikri adamın kalbine nakş ettiği için. Nakşi tarikındaki rabıta her yerde yok böyle. O bakımdan kalbin afiyeti Allah'tan başka himmeti yani maksadı derdi olmayacak. Ya bunu da adam durup dururken kazanamıyor işte mutlaka mürşidi kamil, mutlaka intisap, mutlaka seyri sülük. Ama onu da yaparsa, şeyhinin büyüklüğü seni kurtarmaz, tarikatının üstünlüğü seni adam etmez. İlla sen o ilacı yutarsan senin midene yarar, kalbine yarar. Hapını yutmadın mı, doktor ordu ne profesör. Ama sen ölürsün. Aynen böyle. Ondan sonra ve minel lutfi lutfu kereminden de ne yap ya Rabbi? Burada ekrabeh demiş. İşte bunlar da biraz nüsha farkları oluyor. Enfaah demiş. Lütfu Kerem'inden bakalım. Enfaah. Yani daha fazla nüshada çıktı. Daha fay en faydalı olan Lütuf demek, tevfik demek. Allah'ın seni efendim rızasına muvaffak kılması, hayırlı amellere muvaffak kılması demek. Evet. En faydalı en ziyade menfaati olan lütfunu yani tevfikini bana ihsan eyle. Bu da şu demektir. Bütün menfaatleri dünya ahiret karları bu bana ulaştır. Ulaştır ama rifk ve şefkatle. Çünkü adam ilme ulaşır ama ana sağlar. Adam ibadet yapar şubur ama çok sıkıntı çeker. Öyle değil. Rıfk ve şefkatle en büyük menfaatleri bana ihsan Evet. Allah'ım ey büyük Allah'ımız. Küllena sen bizim lehimize ol. Aman ya Rabbi, bu ne büyük bir dua. Lehimize ol ne demek rahmetinle, nimetinle. Ve la tekün aleyna ya Rabbi aleyhimize olma. Ne demek anne sen? Allah kimin aleyhine olursa, zararına çalışırsa, zararını yaratırsa, dünyasında, ahiretinde helak olur. Helak olur. Ama Allah kimin için olursa, kimin menfaatine şeyler yaratırsa kurtulur iki canda. Allah'ım ve Allah'ım ihtim bitir saadeti saadetle acalena. Ecellerimizi saadetle yani son nefesimiz geldiğinde saadet ne demek? İman selameti nasip et demektir. Ve hakkı gerçekleştir biz ziyadeti fazlasıyla amalena ümitlerimizi umduklarımızı işte cennetten müjdeyle gelecek ölüm kabirde azab azap olmayacak işte efendim bu şekilde beklentilerimizi fazlasıyla gerçekleştir. Vakrin yaklaştır bil afiyeti bak. Diyor musun? Baş afiyet, son afiyet ben. Bunu isteyeceksin devamlı. Bil afiyeti sıhhatle, selametle, beden afiyetiyle, kalp ve ruh afiyetle, huduvena ve asalena sabahlarımız, akşamlarımız afiyetle mukarineyle. Hiç afiyetten ayrı bir sabah bir akşam yaşatma yani. Hep afiyet. Bela uğratma, bela gösterme diye dua ediyor. Evet. Kurban olduğum her şey onun elinde. istediğini yapar bize. Ve, ve asalena. Evet. Yani akşamlarımız. ikinden sonraki vakte geliyor. Ve çevir ila rahmetike. Döndür rahmetine masirana. Varışımızı, rucuğumuzu ve mealena. Gidişimizi uğraç... Uğra, son döndüğümüz nokta neresi olsun? Rahmetin olsun. Rahmetinin mahalli cennetin olsun rızanın mahalli olsun. Sonumuzu. Ve ve dök sicale affike affının büyük kovalarını yani bunlar tabi mecaz istiharekina devre ala zünubina yani günahlarımız üzerine onları tamamen temizleyecek affının kovalarını dök. Yoksa Efendimiz de der bu öyle böyle bir günahtır ki Karadeniz üstüne döksen temizlenmez. Yani o şu demektir. İstiğfar etmediğin sürece, Tevbe etmezsin. Adam zina etti. O sonra gidiyorsun gusül alıyorsun. O gusül senin zinanı temizlemez. Cünüplüğünü giderebilir. Giderir. Zahiren cünüplüğün kalkar. Zinadan cünüplüğün kalkar. Ama Karadeniz'i döksen zinanı günahı temizlemez. O zaman ne lazım? E, tevbe istiğfar lazım. Sen şimdi tevbe istiğfar etmiyorsun. İstediğin kadar yıkan. Onun için affının kovalarını günahlarımıza boşalt. Yani bu ne demek? Bize tevbe nasip et mağfiret, istiğfar nasip et. Ondan sonra da affının kovalarını boşaltırsan bir kova da yeter. Ama öbür türlü Karadeniz yetmez. Çünkü neden Allah'ın affı dökülmedikten sonra bütün sular seni paklamaz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle dualarda çok yapardı yani. Vaksinli bilma'i ve selci vel Bu çok hadiste sahillerde teheccüdün iftita duasında geçer. Kavme duasında geçer. Yani rükû secde arasında Acayip bir dua çok yapmıştır yani. Birçok sayı hadiste buna rastlarsınız. Ne diyor? İşte benim hatalarımı suyla yıka, karla yıka, doluyla yıka. <laughs> Allah Allah. Çok bir şehirlerinde iş çıkabilir. Menekkini minel hataya kemâ minel kasevvüle Minel denes var, <laughs> minel vesek var. Birkaç lafsı var. Beni arındır. Günahlarımda. Nasıl arındır? Ben Bembeyaz elbisede kir çok gözükür. beyaz elbise kirlerinden arındırıldım. Yani kopkara bir şeyi bir kadın vakit nasıl ben beyaz Beni günahlarım efendim sallallahu aleyhi ve günah yok haşa. Bizi ya, yani bizim için öğret talimen bunu öğretiyor. Kirlerden beyaz hepsi arındır gibi beni de günahlarımdan arındır. Yani burada bunlar da şu vardır. Tasvir diye bir şey vardır. Zaten rabıta da buradan da gelir. Yani dualarda tasavvur çok önemlidir. <laughs> Et talep bila tasavvurun muhalun demişler mesela tasavvursuz talepler imkansızdır. İlla insan bir şeye yönelerek, bir şeyi şekillendirerek, zihninde ve hayalinde canlandırarak isteyecek. Mesela bu Davud hadisinde bir dua öğretiyor. Hazreti Ali e ne diyor? Sebekul Allah mehdini ve seddini. Allah'ım beni idat et, Allah'ım beni doğru düzelt. Ey Ali bu dua yap diyor Ebu Davut'ta. Ama peşine diyor ki vezgur bil idat tarik ve bir tesdit ve bir sedat tesdideke sehme. Ya Ali diyor sen orada Allah'tan itaat isterken neyi düşün diyor işte rabıta burada devreye gir. Mürşidini düşünmek. Sen esas Mevla'dan istiyorsun. Ama arada mürşidinin nurunu, mürşidinin güzel halini, cezbesini tasavvur ediyorsun. Neden? Öbür türlü karı kızı düşüneceksin yani. Parayı düşüneceksin. Bir yere tasavvuru çevirmek lazım. Tevcih etmek lazım. O zaman Allah için sevdiğim bir zat. Allah için sevmek en faziletli amel. O zaman mürşidi Allah için seviyorsun. Para vermiyor sana. O zaman Allah için sevdiğin bir zatı düşünmek işte eftalül amal oluyor. Düşünceyi oraya çevir. O zatı düşün. Çünkü düşüncesi talep muhaldir. Bak hadis-i şerif sana ne öğretiyor? Hidayet isterken düzgün bir yol düşün. Dost doğru giden bir yol. Hiç sapma yok. Öyle hidayet iste. Ya Rabbi beni doğrult. Sedat iste. Sedat. Doğruluk. Doğru, düz, doğruya çevir. Böyle yani böyle böyle olmasın. Böyle doğruya yönlendir. Peki bunu derken isterken ne düşün? Sen oku doğru düzeltiyorsun ya diyor. Okunu diyor böyle diyor. Yani ilerisi var gerisi var fazlası var fuzulisi var işte kese 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 kese. sen oku doğrulttuğun gibi yani düzgün yaptığın gibi veyahut işte hedefe doğrulttuğun gibi de diyebiliriz. Hedefe doğrultuyorsun. Ne oldu? Hedef burada. Sen ne yaptın? Böyle. Gitmedi. Ya Rabbi beni doğrult. Ne demek? Hedefe kitle demek. Sen orada neyi düşün diyor? Oku doğrultmanı düşün diyor. Onu doğrulttu. En ufak bir santim saniye şaşmasında hedefe es geçer. İşte onları yani tezekkürleri, tasavvurları da öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem. O bakımdan yani hadis Affını, kovalarını, günahlarımı sen. Cık, i̇nsan hemen bir tasavvur ediyor böyle. Kovalarla böyle Mevla'dan şey geliyor böyle feyizler, bereketler. E de tarikat dersinde de efendim murakabede mesela tecelli tecelliye ne diyor böyle? Şelale boşalırcasına o gürültü ve şelalenin akışı gibi Allah'ın feyzinin akışını düşün. Bak hep hadis-i şeriflerden alınmış. Bu da şimdi aklıma geldi şu anda konuşurken. Affının kovalarını günahlarıma boşalt. Allah'ın affı kovayla boşalmıyor esasen. Ama nedir? Tasavvura seni tevcih ediyor. Yönlen. Kovaları düşün. Boşalıyor sular. Onu feyzi öyle düşün. Mağfireti öyle düşün. Mağfiret öyle yağıyor yani. Seni şey diyor? Karla doluyla suyla beni yıka. E, günahlar karla doluyla yıkanmaz ki. Ama ne demek istiyorum? Sen diyor kirli bir şey aldın. Dolu çok tertemiz bir şeydir. Dolu kar. Kar suyu böyle Mesela zaten köylerde kar bastı mı suyu da bulamazlar. Suya da ulaşılmaz yani. Karı eritirler. İçerler, iç, yamaşır ederler. Bazı günü iki ay kalkmaz kar bazı yerlerde. Karla, doluyla, suyla yıka. Pis elbiseyi düşünüyorsun. O nasıl böyle? Yani öyle bir affet beni işte onu düşünüyor. O mağfiret isterken efendim kendini kirli halde kirli elbise gibi düşünüyor. Ondan sonra o istiğfarla tutturabilirse hemen böyle bembeyaz oldu falan. Tasavvur, tasavvur. Hafızayı çalıştıracaksınız. zekire, tekayül, hayal gücü. çok önemli. İslamiyet bunu önem veriyor. Rabıta da buradan çıkıyor zaten. Bu kadar alimle bu rabıtayı neyle göre kabul etti? Affının kovalarını günahlarımıza boşalt. Ve münne aleyna bize lütfet. Bi ıslahi uyubina. Ayıplarımızı, ıslahını bize lütfet. Yani ayıplarımızı düzeltebilmemizi, kusurlarımızı, noksanlarımızı. Evet. Düzeltebilmemiz için bize lütuflarda bulun. Çünkü hakikaten Allah lütfetmezse bir insan ne yapamıyor? Bir kusurunu düzeltemiyor. 50 yaşına geliyorum. Aynı yanlışlarım var. 60'a doğru gidiyorum diyelim. Adam 80 olmuş. Adam o ayıbını, o kusurunu, o yanlışını düzeltemiyor yani. Allah lütfetmese. Lütfet ya Rabbi ki ayıplarımızı ıslah edebilelim. Ve cealit tekvâ zâdenâ ve fî dînik ectihâdenâ ve aleyke tevekkülenâ ve atimâdenâ. Ne dua ya ne dua. Ama siz bir, bir dakika da okursunuz. Abi. Benim mana verdiğime bakma iki saat. <laughs> yani Arapçası kolay ama ah manayı düşünseniz. Manayı da yazdık ama. 96. sayfada derginin son sayfası. Manayı da yazdık. Ama hoca sen 5 saat anlatıyorsun manası yarım sayfada bütün. Ya arkadaş sohbet niye lazım? Yoksa kitap yazardık siz de okurdunuz. Sohbet niye lazım? Sohbet şerh için lazım. İza için lazım. Sohbetsiz asla hiçbir kitapta. E hoca niye lazım? O zaman kitap okusan hoca oluyor mu talebe? Olamaz. Mutlaka üstad lazım. Mürşit de onun için lazım. Bütün zikirleri ben sayı hadislerden bulayım. Akşama kadar çekeyim. Allah'a vasıt olamazsın. Mürşit niye lazım? Sohbetsiz olur dedik mi biz size? Sohbeti yine dinleyeceksiniz. Ama metni, dua okunacak şeyi kısa sayılır yani. Peki bir dakikada okunur. Bir dakika bile sürmez bazına. Ya Rabbi azığımızı takva ile. Azığımızı takva ile ne demek? İşte ayet-i çıkıyor ya burada. E, ne buyuruyor? Efendim Velibâsü takva dehalke hayır. Takva libası elbisesi en hayırlı giysidir. En hayırlı libastır. Onun için fe inne hayra zâdit takva yine ayet-i Azıkların en hayırlısı takva azığıdır. Çünkü öbür azıklar, stoklar bilmem neler bir sene iki sene hepsi tükenir gider. veya da bir sel gelir bir yıldırım çakar. Bütün ambar yanar. Ama takva azığı cennette de sana yeter. Sonsuz hayatında temin eder. Ne demek takva? Haramlardan sakınmak. Çünkü ahiret yolculuğumuz var. Çok uzun bir yolculuktur. Sonsuz bir hayata gidiyoruz. Onun için e, takva ile gidebilirsek büyük bir hazine ve defineyle gitmiş oluyoruz. Bozdur bozdur harca. Takva ile ahirete gittiyse harca harca bitmez. Tükenmeyecek bir azığın var çünkü. E, cennet sonsuza kadar neyle cennetteki amelin ne? E, dünyada muvakkat bir takvalık orada sonsuz azık temin ediyor. Yani benzinim bitmez demektir. yani. Bunun manası. Nasıl benzinim bitmez? Git 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 her arabanın biter. Ama Allah haramlardan dünyada sakınırsan ahiretteki rızkın, fevzin, mülkün, saltanatın asla tükenmeyecek. Evet. Onun için Ariflerden biri mürşidine, tam Ariflerin de mürşidi var, mürşidsiz adam olur mu? Dedi Efendi Hazretleri. bana bir vasiyet, tek bir vasiyet. Dedi, bir vasiyeti Rabbil alemi. Sana tek vasiyet ederim ama alemden Rabbinin vasiyetini yaparım. Nedir o? Ve lekad vassaynellezine ve min kablikum ve yâkum. En Sizden önce kitap verilenlere de, size de and olsun elbette muhakkak kuvvetle emrettik, vasiyet ettik, tavsiye ettik. Nedir o? Allah'tan, ona karşı gelmekten sakının. Haramlardan, günahlardan, ateşten beter kaçının. Takva. Azığımızı takva ile. Ve fi dini Gayretimizi dinin hususunda eyle. Yani ciddiyetimizi taatına rızanı kazanmaya tas, kullandır. Sayemizi mücadelemizi yani dünyadan yeteri kadar geçinecek kadar ama geri kalan bütün azmimizi, gayretimizi dinini yaşama nasip eyle. Şimdi durum nasıl? Durum tam tersi. En bugün dindar adam bile en fazla beş vakit kılıyor zaten. Hadi beşe beş, beş kalsın, sünnetleri de kılsın. Hadi kılsın, işrak kuşu da ekledim. Bizim tarikat ehli onu da yapıyor. Bu bunların toplusunu toplasan yani nafile namazlar yüzde kadar çıkmaz ama Efendi Hazretleri yüzden fazla kılardı da Normal vatandaş 40 falan. Efendim. E, diğer sünnetleri müddetlere kalsan olsun 60. 60 70 tek bir namaz. Bunun hepsini toplasan bir saat, bir buçuk saat. Ama tarikat dersi yaparsa üç, üç buçuk saat. Ha, ona diyeceğim yok. Bak, o Allah ile bir vakit ayırmış. Onun için vakit ayırın Rabbinizin zikri için diyor. E sen ne yapıyorsun? Ağzına geleninden zikir yaptım zannediyorsun. Bir vakit ayırıp oturup özel zikir yapmıyorsun. İşte tarikat dersi olmayanlar da bu sıkıntılar oluyor. E tarikat dersi alan da çoğu dersini yapmıyor da onu da geç. Şimdi biz kuvvetimiz ne kadar? Sekiz saati uykuya şuna buna çıktık, istirahat çıktık. Efendimiz öyle derdi. Üç sekize bölelim derdi. E öbür sekizi de dünya işine yeter derdi. Bütün dünya ittifak etmiş. 8 saat çalışmak yeter. Dünya işinde derdi. Kaldı bize sekiz. Şimdi insan bu sekizi ilim, amel, ihlas ve ibadete ayırabiliyorum. Yani bu sekizi bulalım hayatımızda bakalım. Eğer bu sekizi bulamıyorsak ve dini cehdimizi biz dine kullanmıyoruz. Bizim e, din işi arzi vakit kalırsa işte işim yoksa sünneti de kılarım hesabından. E senin yani farz namazların dışında günlük bir dine ayırdığın gayretin yok. Yani ben de namazları kılandan bahsediyorum tabii. Namaz kılmayandan ne bahsedeceğim? Namaz kılmayanın bu duaların neresinde yeri var ya? Dinde yeri yok ki adamın. Ama gayretimizi dinimize kullanmamızı nasip eyle. Bu çok büyük bir mana taşıyor. Çünkü neden? gücüm var, kuvvetin var. Fazla vaktim var. Mesai nerede harcıyorsun yani? Fuzuli diziler, filmler bilmem. Yazık değil mi sana? Namaz kılan adamsın, Müslümansın ya. Bu dua kabul olursa inşallah bundan sonra beş vakit namazı peşine yapacaksın ya bu duayı. Korkma kabul olsun. Kabul olur diye korkma. Bundan sonra ibadete daha bakarsın, yönleneceksin. Bir de baktın dünya işlerini gevşeyeceksin. Ve aleyke tevekkülena ve itimadena dayanmamızı, güvenmemizi, itimadımızı ancak senin hakkında eyle. Yani Senden başkasına duvara güvendirme kır, yıkılır. Adama güvendirme ölür. Ondan sonra dosta güvendirme düşman olur. Anladın mı? Adam huyu bozulur. Kocaya güvendirme boşar. Kariye güvendirme kaçar. Oğula güvendirme isyan eder. Hiçbir şey. Yok. Mala güvendirme yanar. Yay alır, yasel alır. Ancak sana güvendir. Tabi. Bu demek değil tedbir almayalım. Bu demek değil kenarda bir şey stok yapmayalım. Bu demek değil efendim senle işim yok bununla benle kimle işim yok herkesi reddedelim. Bu demek değil. Sebepler alemdeyiz. Ama kalbin tevekkülü ancak Allah olacak. Bu sebeptir. Sebebe takılmayacaksın. Ama sebebe tevessül edeceksin. Sebebe de hakaret de etmeyeceksin ama. Sebebe de kıymet ve değer de vereceksin sebeplere. Bu değer vermemek anlamına gelmiyor. Ama ona itimat etmeyeceksin. Allah'ım ey Allah sen sen bizi çokça sabit eyle. Ala nehcil istikame. İstikamet yollarında. İstikamet yolları ne demek? Kur'an ve sünnet dairesinde ehli sünnetten ayrılmamak. İstikamet demek Sübmestekamu tenzelu alemin meleke la tekâfu ve la tahzan. Ehli sünnet caddesinden ayrılmadan yaşayıp ölürsen ne korku var ne üzüntü var. Daha öleceğin zaman dünyadan çıkmadan melekler müjdeyi getirirler istikamet imandan sonra gelen salih amellerin, ihlasların hepsinin tek adını sorarsan tek adı istikamet. Yani bir kelimeyle sorarsan. Çünkü aat kelime kerimede innellezine amenu sümme istekamu felâ ve de var. Onlara korku ve üzüntü yok. Bak iman diyor ki öbür adlerde birçok vasıf sayar. Kamu salata sayar, atevüz zekata sayar. Değil mi? Saimin sayar, saihin sayar. Çok vasıf var Kur'an'da. Zâkirîn Allah sayar. Ama burada hepsini toplamış. İmandan sonra sümme istikam. İstikamet. Bu istikametin altına ne girer? Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şerifte geçen bütün met edilen sıfatlara da sahip olmak girer. i̇stikamet yolu üzere biz sabit eyle. Bunda en mühim mesele yani mü mühim olan e, tabii ki ehli sünnet itikadında istikamettir. Çünkü ehli sünnet itikadından ayrıldıktan sonra sabaha kadar namaz kılsa iflah olmaz. Mutezilen çok ibadeti olanları var. Ama cennete direkt giremeyecek hiçbiri. Peki el üstüne olan bazı müşahhas bir adamdan bin kat fazla ibadet abid olan mutezililer vardır. Hariciler vardır. Ama cennete direkt giremezler. Çünkü neden? İstikamet caddesinden ayrılmış. İtikatta inhiraf var. Yamulma var. Onun için, Ya Rabbi sen istikamet caddesi üzere, nehci usulü üzere son derece sabit eyle ve izna fi dünya sen bizi dünyada koru muhafaza eyle min mucibatin nedameti yevmel kıyame kıyamet gününde pişman edecek pişmanlık gerektirecek işleri dünyada yapmaktan muhafaza eyle çünkü kıyamette seni pişman edecek işi burada yapıyorsun da dünyada muhafaza eyle pişman en büyük pişmanlık zikirsiz gaflet bir adam cennetteki en yüksek makamı bile alsa her işi rast gelse, yolunda gitse, sırat, mizan, cennet, o her şey mükemmel geldi cennete. Pişman olur mu? Bir şeye pişman olur. La tehasseru elül <laughs> cenneti fil cenneti ala şey. İlla ala saatin merrat bihim. Lem yezkurullah azza ve celle fiyah. Cennet ehli cennette daha ne istiyorlar ya? Ne ölüm var, ne yaşlanmak, ne korku, ne üzüntü. Hiçbir şeye pişman olmazlar. Ancak dünyadayken Allah'ı zikretmeden bir an, 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 saniye, bir gün değil bir an bile zikirsiz geçirdilerse işte demin dedim işte her an ağızla zikir müyesser olmuyor. Kalbi zikre bağlamak, motoru çalıştırmak lazım dedim. Öbür türlü her an insan zikre müsait olmuyor dili. Allah'ı zikretmeden geçirdikleri bir an varsa ona pişman olacaklar. Yani keşke onu da zikirle geçse. Ya cennette adam en yüksek dereceye gelmiş yine pişman olur. Onun için Ya Rabbi kıyamet günü pişman edecek işlerden bizleri dünyada muhafaza eyle diye bu dua da Ve hafif anna. Evet. Ya Rabbi sen bizden hafiflet yani gider yok et. Fikale levzar. Ağır günah yüklerinin efendim taşımasının yükünü işte ne diyor mu? anu fe kıyameti Kur'an'dan yüz çeviren kıyamet günü çok ağır yük taşıyacak. Halidi nefi. Bir de ebedi o yükün altında kalacak. Tabi biz Kur'an'dan tam yüz çevirmediğimiz için ebedi kalmayız. Ama bazı emirlerinden, şeylerinden yüz çevirdiğimiz için muvakkaten yükler vurulabilir sırtımıza. Çünkü o ebedi yükün altında kalmak kafire mahsustur. Çünkü Müslüman en azından cehennemde yansa da çıkacak. Ve sâelevum yevmel kıyameti himla. Ne ağır yük taşıyacaklar kıyamet gününde. Ya güneş tavan boyu yaklaşmış. 50 bin sene terden boğulursun bir de sırtına yük vuruyorlar. Ya Rabbi yüklerin ağırlığını takfif eyle ve rzuknâ işetel ebrar. Sen bize dostlarının iyi kullar. Ebrar. Ebrar berrin cemiyel. Ya ber. İyi kullar. Onda da tabii çok sıfatı var. Onun hakkında da kimdir? Ciltler dolusu kitap çıkabilir. Ebrar'ın tarifi. Kimdir? Ber. Meşayih bir başladı mı tariflere. Kimse kalmaz. Mübarek <laughs> kimse kalmaz. Mekhulü Şahmi öyle dedi. Ebu Derdi Hazretleri evliya sıfatlarını anlattı, anlattı, anlattı dedi. Koca Mekhulü Şahmi tabiinin en hayırlılarından. Ya dedi ya derdi, öyle bir anlattın ki ben de bir tane bile bulamıyorum. Kendimi çok uzak gördüm bu sıfatlardan. Allah. Im. Dedi ki ya Mekhul ben sana kolayını söyleyeyim o zaman. Kolayını dünyayı sevme dedi. Dünya sevmesen Allah seni sever. Ahiret sana yönelir. Bütün bunlar ondan sonra dedi çorap söküğü gibi gelir. Uzun bir tarif şimdi şey yapamam. iki saat söyledi yani. Çok uzun bir tarif. Evliya tarifi var orada. Onun için ebrar. Yani kısa bir tarif yapmış. Elber, ellezi la zerr demişler. Meşayih. Ber kime derler? Zerreye eziyet etmeyene derler. Karınca ezmeyen meselesi yani. Çok önemli. Eziyet yok. Ya Rabbi bizi iyilerin hayatıyla yaşat. İyilerin hayatı nasıl oluyor? Tevekkül, kanaat, hırsı terk etmek, tamağı terk etmek, dünya temayüllerini terk etmek, şehvani meyilleri terk etmek, vakitleri saatleri nefesleri ibadetle muhafaza etmek lezzet ve rahatlığı zikirlerde ibadetlerde aramak. Onlar öyle. Sen sofrada arıyorsun, efendim dünyevi diğer şehvetlerde arıyorsun. Onlara da onlar sıkıntı veriyor. Zoruna gidiyor, hiç istemiyor, konusunu yapmak istemiyor. Sofraya buyurur musunuz efendim alpleri falan? Siniri bozulur yani. Sofraya buyurur musunuz? Hiç istemez yemek lafı kesin, şehvet kesin bir şey. Kesin. Sırf zikre yönelmiştirler yani. Öyle adamlar gördük biz. Gördük yani. Şeyh Muhammed Zekeriya öyleydi. Medine'de bir Şeyh Zekeriya Hazretleri vardı. Görülmemiş bir şey. Ama şimdi ebrar diyebiliriz adamı. Bütün ulema evliya ittifak etmiş zaten. Bütün dünya. Bütün dünya ittifak etmiş yani. E böyle insanlar yaşıyordu. Şimdi de vardır. Ama onların hayatını biz gördük yani. Devamlı zikir, devamlı ibadet, devamlı şey. Hiç Zavret miktarı ölmeyecek kadar bir şey görürsün. Yemek bitti hemen. Bukhari verileni, el edebül müfret. Şuradan iki hadis okuyun. Şuradan zikredelim. Hemen salavatlar başlarlar. Hemen zikredelim. Hiç durmazlar ya. Gece, gündüz. 10 gün, 12 gün yanında kaldım. Bir ömrede. Tek etek kaldım yani eskiden. Eski evlileri şey değil. Ebu Talha Hazretleri. Bostanının oradaydı. Adı neydi? Beyruh'a. Be Ebu Talha Hazretleri Bostan. Şimdi Mescid-i de Bab-ı Mecidi tarafında kaldı yani. Kıbleye tam arkanı verdiğin zaman çıktığın zaman o ev o durduğumuz evler şimdi mescidin içinde kal. Ya abi ayılıyorum hafif. Bakıyorum bir sure okuyor. Gecenin kaç oldu biraz. Dalıyorum biraz daha ayılıyorum. Tam da yanına yatıyorum. Biraz daha ayılıyorum. Bakıyorum Secde suresini okuyor işte hatırladığım kadar. Vaka okuyor, onu okuyor, bunu okuyor. Ya biraz ayılıyorum bir şey bitiyor diyor ki. Sebatun Münciyat 7 sure kurtarıp bir de başlıyor onlar. Öbürü bitiyor işte. Aşaratun Münciyat işte. Al. Ya bu ne zaman uyur, ne zaman şey der. Sabah oluyor, uyumak diye bir şey olmaz. Sıralı okunur mu ya? Bunlar böyle adamlar. Bize de diyor onların hayatından nasip eyle. Vekfina bize kafi gel, engelle vasrıf anne bizden uzaklaştır, çevir döndür. Şerra leşrar. Şerlilerin başı şeytan. Bir de ondan sonra minel cinneti ve Nasıl insan şeytanları, cin şeytanlarını sollamış. Bunların hepsinin şerrini bizden çevir. Ve atik azade ile boyunlarımızı ve babaina babalarımızın ve ummatina annelerimizin Tabi burada ve ihvanina kardeşlerimizin var, kız kardeşlerimiz diyenler var ve meşayihina meşayihimizin var. Yani burada yani duada yani tabi biz nüshka tekabülü herhalde yapıldı. Orada bir şey, orta yol bulundu. Ama bizim boyunlarımızı, babalarımızın ben burada kısaca Rikab-ı abane, rikab matina dedikten sonra e, ve derim. Sevdiklerimizin. Çünkü burada şimdi hanım, kızım, teyzem, halam, dayım, eniştem sayacak halimiz yok yani namazdan sonra. Bir de mübarek yerlerde dualar yaptığımız zamanda da çok fırsatlar olmuyor. Hele ki mültezemde falan adamı hemen polis çekiyor gibi yani. Onun için burada teyzem, halam, kız kardeşimin üç tanenin adını birden zor olabilir. Ne olacak? ve ahbabina sevdiklerimiz sevdiklerimizin boyunlarına azadeyle o da güzel olur. Minen nar cehennem ateşinden. Bir rahmetike rahmetinle duamızı kabul et. Ya aziz ey ulu ve kavi olan Allah. Ya gaffar ey çok bağışlayan Allah. Ya kerim ey cömertlik sahibi iyilik sahibi Allah. Ya settar ey bütün kötülükleri günahları kullarının kusurlarını örten kafadan gizleyen Allah. Celle şanuke ve celle celal. Ve amme nevaluke ve la ila Ya alim, ey her şeyi bilen Allah. Ya cebbar. Cebbar'ın bir şey istediği şeyi zorla da yaptırabilen. Burada o da var. Ya Rabbi zorla da olsa beni adam et. Yani zorla da olsa nefsimden kurtar. Zorla da olsa şerlileri çevir. Yani cebbarda bu bir kusur ve küsurlarımızı cebir incibar telafiye de gelir Arapçada. Yani eksiklerimi noksanlarımı telafi eden Allah manasından gelir. Bir de bu dualarımı kabul et. icabında cebbar sıfatında tecelli ederek nefsimi iptata cebreyle. Ha, cebriye mezhebinden bahsetmiyoruz. Yanlış bir şey anlamayın. Ne demek? Ya beni engelle yani günahtan. Cebbar oluyor o zaman. Engelledi seni işte. Ya Allah'u, ya Allah'u, ya Allah ismi azam biliyorsunuz. Allah ismi şerifi ismi azam. En büyük isim yeter ki ihlasla oku. Ondan sonra ve Ebu Yezid el Bistami ye öyle sordular dediler İsmi Azam en büyük ismi nedir bilirsiniz siz bilirsiniz bize söyle. Evladım dedi kalbinde Allah hazır eyle ondan sonra Allah ismi şerifine zikredi. Ya e, Allah ismi herkes biliyor. Ama dedi kalbinde Allah hazır eyle. Mesela bu. Huzuru kalbi buldun mu Allah dedin mi İsmi Azam. Huzuru kalbi bulamadın 104 kitabı bitirdin hepsi gaflet. Laklaka lisan bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ey acıyanların en merhametlisi. Ya erhamer rahim üç kere tekrar ediliyor. Biliyorsunuz Suyut-i Camus'ta hakim müstedrekte senedi sahih ile rivayet etmiştir. Efendisi çok okurdu. Bir kul üç kere ya erhamer rahimi dediği zaman e ekbali aleyh melekün e bir melek ona gönderilir. Der ki melek ona inne erhamer rahim kad ekbali fesel. Acıyanların en merhametlisi diye Allah'a yalvardın ya üç kere o acıyanların en merhametlisi Allah şu anda sana özel tecelli etti. Ne istiyorsan hemen iste. Şu Mevla herkesten haberdar ama şu anda sana ikbal etti. Onun için üç kere Ya Rahman Rahim ile bitiriyor. Ve ya evvel el evvelin ey öncekilerden hiçbir şey yokken ezelde mevcut olan ve ya ahir el ahirin ey sonrakilerden sona kalan yani her şey yok olduktan sonra yegane baki kalacak olan veyazel zel kuvvetil metin, ey güçlü muhkem kuvvetin sahibi. Veya rahimel mesakin, ey yoksullara, zayıflara acıyan. Tabi bizde hepimiz miskiniz öbür manada, zavallıyız. Yani miskinin bir manası zavallı bir çare. Bir çareye acıyan. Veya arhamel rahimin, ey acıyanların en merhametlisi. La ilahe illa ente. Senden başka hiçbir ilah yok ancak sen varsın. Sübhaneke. Biz seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz ve bize zulmetmekten tenzih ederiz. Bu kadar şeyler istedik, bu kadar noksanımız, hacetimiz var. Bunları sen bizden eksik etmedin. Biz nefsimize uyduk. İnni kuntu bine zalimin. Ben canıma kıyanlardan, günah işleyerek, nefsime zulmeden, zikri terk ederek, gaflet edenlerden, duasız yaşayarak zalim olanlardan oldum. Ee, sen beni bundan sonra bu zulümden halas eyle ve sen bana lütfuna muamele eyle diye Yunus Aleyhisselam'ın o da ismi azam olması çok kuvvetli. Hangi dertli sıkıntılı mamim mekrubun yedu'u bir adet dua ille sucibele. Hangi sıkıntısı olan bu duayı yapsa mutlaka ama mutlaka kabul olunur. Buyuruluyor hadis-i şerifte. Onun için la ilahe illa ile bitirmiş. sallallahu teala ne yapacağız? Biz başına elhamdülillah rabbil alim ve salatu ve selam koyduk duanın. Çünkü onu zaten demeye lüzum yok. Mahmut Gazali onu yazıyor, dua üretiyor. Onu zaten demeye lüzum yok her Müslüman. Hamd ve salatla başlayanı biliyor ama biz tabi millet bunu da bilmeyen olur diye başına hamd ve salavatı koyduk duanın. Sonunda da zatı ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahibi ecma'in Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, Ehli Beyt'in sahabesine cümlesine salat selam eylesin diye bitiriyor. Zaten bütün duaları salat selam ile bitirmek icap eder. Aksi takdirde et dua mahcubun hatta yusalla Halen sallallahu anh. Efendimiz'e salavat okunmadıkça dua perdelidir. Salavat okununca perde açılır. Kabul makamına dua sokulur. Ve Hazreti Ömer Efendimiz'in kelamıdır. Yani dua muallakun beyne sema ve Gökle yerde arasında askıda kalır. Hiçbir dua salavatsız Allah'a vasıl olmaz. Onun için başında sonda salavat-ı şerifeyi de ihmal etmeyelim bu mübarek duayı. Yani tabii ki belki aynı ibarelerle diye düşünmüyorum. Ama mealen olarak düşünüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma annemize öğrettiğini bugün gördük. Keşke onda da yazaydık. Herhalde onu yazmadık. Kaynağında verelim, yazalım, ilave edelim şimdi. Yani size sohbette demiş oluyorum. Fatıma annemize öğretilen bir duadır. İmam Gazi Hazretleri yani kendi başına zaten bir şey yapmaz. kaynağını burada yani bu kitapta buldum en azından Fatıma annemize öğrettiğini. E, bu duayı her namazın akabinde olmadı. Sabah namazı mı daha müsaitsin? İki vakit sabah akşam. O da olmadı. Günde bir kere. Bir vakit namazı. O da olmadı. E, Cuma'nın peşine. E, Cuma en mesai saati hocam falan. O yani Cuma günü yap. Mutlaka haftada bir de olsa ehlinden sayılmak için duayı terk etmemek icap eder. Hele ki bu kadar önemli dua. Bak iki saattir manalarını anlatmakla bitiremiyoruz. Daha da deşmedim. Dolu şeyi de terk ettim. E, çalkaladıkça da yay gibi daha çıkardı. E, amma ve lakin işte amel etmek isteyene bu kadar kafidir. Allah Teala cümlemizi cümlemizi amele muvaffak eyleye. Amin. Şimdi efendim kardeşlerim şehitlerimizin ruhlarını okuyalım. Ondan sonra bir dua daha söyleyeceğimse o da Korkmayın, okuyun demeyeceğim. Üzerinize takarsanız da oluyor? O zaman kolay oluyor değil mi? Üzerinize takarsanız. Ya, nüshanın içine folyoyla yedi e, folyoya yedi kere döndürürseniz o vaziyette artık üzerinize taşıyabilirsiniz. Çünkü insan bazen abdest oluyor falan. Belden aşağı taşımayın sakın. Helak olursunuz. Ondan sonra efendim mümkün mertebe abdest olursunuz. Mümkün mertebe insanız tabi. Efendim, e, bu da çok önemli bir sığınma ve sığındırma duasıdır. Bunu da gördüm. Ben çünkü çok kitap bakıyorum. Bakarken de gördüğümde bir daha onu göremem, bir daha ona rastlamam diye mecburen işte işlem yapıyorum, not alıyorum, şey ediyorum çünkü çok üzülüyorum bence. Hepsini yapamadan öleceğiz tabii ki. Nasıl Ya e, hata derim. Ama inşallah Allah yaşatırsa epey bir şey e, Mevla gösteriyor bize. Çok kitaplar da gönderiyor bize. Kurban olduğum göndermese biz ne yapacağız? Kitapsız ilim olmaz. Mesela bunu nereden aldım? bu Tahir Es-Silefi, çok büyük muhaddis. Silefi dediğiniz zaman, hadiste marka, İmam Silefi, onu Selefi okuyorlar yanlışlıkla. Halbuki e, Es-Silefi'dir. Bu bizim bildiğimiz Selefilik hiç alakası yok. bu Tahir künyesidir Es-Silefi. Radıyallahu anh, büyük bir muhaddistir. Meşyakası çıktı onun. Yani Bağdatlı meşayihten naklettikleri. Demek ki Bağdatlı Meşayih'tan aldıkları, Şamlı Meşayih'tan aldıklarının sonuna iki cid ediyor. Bağdat'tan aldığı rivayetler iki cid ediyor. Ve Bütün dünya ilimle doldurmuşlar. Çok büyük muhaddistir Silefi. O yani hadde sene alın zaten. Nakilde isnadını zikrediyor. diyor ile beraber bu dua O da şuraya dayandırıyor. Ebu Bekir Muhammed İbni Abdülrazzak radıyallahu anh Basra'da bulunduğu bir sırada ta silsile yani isnadı oraya gidiyor. silefi Silefi 500'lü diye hatırlıyorum. Yani Silefi bu döneme gitmiyor. İsnadlarıyla İsnatlardan işte 5 10 6 5 ravi ile geriye dayanıyor. Nere geldi? Evliyanın reisi olan Sehli bin Abdullah Tüsteri. Üf. Yani arada birkaç ravi ile oraya ulaşır zaten. İmam Tüsteri dedim mi orada dur. Evliya Allah'ın reisi Sehri Tüsteri. Efendim tefsiri, işari manaları var vesaire var. Marka diyorsunuz ya marka. Evliya Allah arasında marka. İmam Tüsteri bu Ebubekir İbni Abdülaziz Hazretleri diyor ki Sehl İbni Abdillah'a gittim. Şimdi Sehl İbni Abdillah'la görüşmek ne demek biliyor musun? Yani İmam Tüsteri'nin yanında bulunmuş. Dediğin zaman yani bütün dünya sıraya girer. Tüsteri Hazretlerine dedim bana bir sığınma duası. Çok şer geliyor, göz oluyor, nazar oluyor işte efendim. Musibet oluyor. Ondan sonra bir sığınma duası bana yazdırır mısın? O da dedi ki bak sana bir sunma duası yazdırıyorum. Bu duayı okuyana ben biraz okuma tarafını daha tercih ediyorum. Yahut üzerinde taşıyana bu da size nuska olarak ya da korunmasını istediği bir eşyanın içine koyana. E bir şeyin korunmasını istiyorsun. Bir malın var değerli kıymetli. Araban. Kaza bela görmesin. Evin. Yanmasın, yıkılmasın. İşte veya işte bir kitapların, bir kütüphanen. Koyun kenarına kütüphanene zarar var gelmesin. Değerli neyin varsa zarar görmemesini istiyorsun. Anladım. mı? Zarar gö görmekten korunmasını seni bir eşyanın içine koyana inşallah diyor. Hayırdan başka hiçbir şey isabet etmeyecek. Hayırdan başka hiçbir şey. Yani sadece hayır gelirse gelir. Hayırdan başka o şeye, o şahsa, o mala efendim üzerinde taşı asla bir şey isabet etmeyecek diye söz veriyor. Bunun benim için mühim olan meşayih kitaplarında dualar, tavizat, efendim sığındırmalar, bunlara hicap deniyor işte korumalar çoktur yani binlerce vardır. Ama Ebu Tahir es Silefi'nin e, hadis meşayihasında istadıyla zikretmesi bir de işin Sehli bin Tüsteri'ye e, dayanması e, şeyi çok kuvvetlendiriyor. Yani rivayetin sıhhatini çok artırıyor ve amel edilmeye teşvik edici oluyor. Ve yani ben bunu yüzde yüz inanıyorum mesela. Yani öbürlerine de inanıyorum. Ben çok itikatlı biriyim ama şimdi tabi isnadı görünce de Silefi gibi bir muhaddisten isnatla da gelince de insan da tabii isnat minettin, el isnat minettin dini isnat dindendir yani. Onun için e, çok ben itikat ettim, itimat ettim. Size de ama bir mana var. Aman ya tesbihler, salavatlar, zikirler hiçbir yerde görmediğim şeyler tazam te Allah tebarek Allah te Allah ondan sonra falan falan o zaman bu, bu şeyi nüskanın sahibini üzerinde bulunanı malına koyasın eşyasını koyasın Evnesekâ yazanı sıkaten billahi billahi la ilahe illa ente billahi 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 yani ben bu şekilde bir dua görmedim lafzı da farklı la ilahe illa kayyum var ayet tamamı yok tabi. İsmi Azam içinde olduğuna Mevla'nın acayip isimleri var. Mahmudun, Mabudun, Rafi'un, Celilun, Cemilun, Gafurun, Vedudun. Yani acayip ismi şerifler Esma'yı. Hoşnadan, Sıfat-ı Ulyadan. Kün fe yekünler. Yasin'in sonundan var ya Allah'ım. Korkulan, sakınılan her şeyden, her şeyden. Hasbun Allah var. La ilahe illallah, Teala var. Allah ekberleri var. Düşmanların gözlerine perde gelmesi var. Yani bildiğiniz gibi değil. Düşmanları durdurma kıfı mes'ulün durdurun onlara ayeti var. Yani ne bileyim ben bu kadar şeyler toplanıyor. Sonunu da efendim fe ayetleri ki Kur'an-ı Azimşan'daki en muazzam ayetler e, bu usta tabi kaç tane adı şerif zikretti bir şeyde doğalında. Onunla en sonu Kur'an'ın temeli aslı esası Fatiha ile bitiriyor. Sonu Fatiha. İlginç. Kabulünün sanki damgası gibi. İstecip amin, aminle bitirecek ya. Tamam. Biz de buraya da amin de koymamışız. Siz yine amininizi deyin. Yani zaten ben hep ne diyorum? Başında hamdü sena salavat. Sonunda salavat ve amin demezseniz mektup arzuhal ulaşmaz. Çünkü amin mühürüdür. Hamdü salavat da efendim, mektubun unvanıdır, adresidir. Bunlarsız hiçbir şey Allah'ımızın kabul divanına ulaşmaz. Bu e, sayfa olarak kaçta? 90 ile 92 arası. Yani yeni çıkacak Mart sayısındaki dergi. Lale Gül dergi istiyorum. Dergi değildir. Kaç kitaba bedeldir? Bunu dergi görürseniz bana insafsızlık etmiş olursunuz. Her ay size kitap çıkarıyoruz. Mübarek adamlar. Ne üşeniyorsunuz sanıyorsunuz ya. Okuyun okutun. Millete ulaştırın. Herkesin evine kapısına ulaştırın. Hayra ortak olun ya. İnsanlara ilim verin ya. Nedir yani? Teşvik edin. Böyle bir şey var değil yani adamın haberi yok yani. Niye demiyorsunuz? Niye her ayneler bu kadar ilimler, deryalar geliyor, geçiyor, gidiyor. Cık, i̇nsanlar yazık ölecek, gidecekler ilimsiz. Yani bunu dergi diye görmeyin. Bu bir kitaptır. Bunun içindeki ilimler hangisi atıl olacak? Hepsi ebedi kalması gereken ilimlerdir. 90-92'de bu hayırdan başka hiçbir şey isabet ettirmeyecek olan sığınma duasıyla geçiyor diye sayfa. E, fakat size burada bir iyilik yapusunlar diye dedim. Arkadaşlar bunlar buradan fotokopi yapsa Türkçe yazı çıkıyor. Arkasında yine derginin öbür sayfasını şey demiyor. Türkçe var. Hadi arkasına kağıt kapatsa bile içinde Latin harfleri var. Nuskanın özelliğini bu da Latin harfi giren nuska olmaz. O bakımdan müstakil bastırdım size. Dergi alan yani dergi ile beraber abonesine neyse herkese sonunda verilecek. İki tane bundan herhalde sığmıştır çünkü bu biraz uzundur. Bir kağıda beyaz ince kağıt kullanıyoruz nuska olduğu zaman böyle derginin kağıtında olursa kalınlık yapar, ağırlık yapar. Bir şeye sığmaz yani. Onun için ince beyaz kağıttan iki tane demek o ortada çizgi oluyor. O çizgiden kesersen birini çocuğuna veya hanımına beni kendin iki tane olmuş oluyor. Ama bir taneyi bölemezsin. Bir tane bir kişiye veya bir eşyaya hangi eşyanın korunması istedin, hangi arabanın, hangi malının, hangi adamın korunmasını istedin. O bir tane koyar. O kesilenden bir tane o işi görür. Okursanız zaten o zaten devamlı okuyabilirsiniz. İnsan haftalık bile bu tavizatı bunu okusa haftada bile bir hafta koruma olur cumadan cumaya mesela. Çünkü ekseri cuma günüdür yani bu işlerin devri daim ettiği gün. Ee, İslam'da da o muteber. Allah Teala amel etmeye muvaffak eylesin. Cümlenize cümlemize fazl-ı keremiyle lütfuyla muamele eylesin. Amin. Şimdi şehit askerlerimiz Hüseyin Karaca bir de Yunus İsyan. Ee, Allah'ım rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin. Şehitler biraz az olsun, az alsın, yok olsun inşallah. Şehit olmasınlar inşallah. Ee, bu haberler yok olsun demek istiyorum ama işte öyle bir iki geliyor. Ee, Şanlıurfa'da da bir kardeş işte e, efendim sivil olarak bombayla patlatmış İbrahim Ketesi'nde. Bir de o çocuğu abimiz de acıdık işte süt vermek için kediye çıktı evinden. Efendim küçük bir yavrumuz. Bombalı saldırıda e, o da şehit düştü zaten. Günahsız artık. O sabiydi de. Ama Allah şefaatine nail eylesin. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Şehitlerimizi Allah ilk kanlarıyla azat eylesin. Kul haklarından da helas eylesin. Ailelerine sabrı cemil, ecil cecil, ihsan eylesin. Rabbim Tebarike ve Teala iç savaştan, dış savaştan vatanımızı, İslam vatanlarını muhafaza eleyip Allah'ım ordumuzu her sahade mansur ve muzaffer eylesin. E, Rakka operasyonunda da Membüc operasyonunda da Rabbimiz Tebareke ve Teala bir tanesi ayağı taşa çatmadan, burunları kanamadan salimen ganimen ailelerine teslim eylesin. Allah emanetleri zah etmez. lukman Hakim öyle de buyururdu. Allah bir şey emanet etsen Allah onu zah etmez, muhafaza eder. Siz de aile, çocuklarınızı askere gönderirken analar, babalar mutlaka Allah'a emanet edin. Duası da var. Estevdiullah dineke ve emanetike ve havati mamelik. Estevdiullah dineke ve emaneteke ve Bunları da yazmıştım sefer dualarında var bir, bir ikisi de yine yazarız olmasa çocuğunu askere gönderen yola gönderen işte falan. Mutlaka emanet edin Asla zayi olmaz. Sağ salim dönecek. İşte Allah herkese nasip etmiyor bu duayı okumayı işte. Başına iş gelecek adamada demek ki kadere çağrı yok onu da unutturuyor falan olur. Ama ağzımızı zikre alıştırmak meselesi. Zikre ve duaya alıştırdığımız zaman yani bir kısa anlatıyordum size. Bilmiyorum şimdi yerini bulabilir miyim? Onu adreste verdim mi size? Kur'an-ı Kerim duaları kitabımda. Yani inna Allah şeyin hafıza. Allah kendisine bir şey emanet edildiği zaman onu mutlaka muhafaza eder. Onu belki de okuyun da dedim bilmiyorum. Hani bir e, geçmiş büyükler zamanında bir zat tamir. Yani tabiin olur en azından. Çünkü Hazreti Ömer dönemiydi. Gazaya gitti cihada giderken. Ne yaptı hanımını? Allah'a emanet etmesi gerekirken gitti hanımı hamileydi çocuğunu Allah'a emanet etti. Kasıtlı yapmadı adam. O mübarek zat mücahit tabiinden. Ne dedi? Karnındakini Allah'a emanet ediyorum dedi. Allah öyle dedirdi. Ama ondan sonra neler oldu? Şimdi vaktim yok onu anlatma. Yani vakti şey yapsak da kıssanın yerini size söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim dualarında bu zikrediliyor. Tam sayfası Hafizahu yazsanız çıkabilir yani Arapçada sayfasını verebilirsiniz bana. Yani okuyun onu da aklınız şaşar yani. Burada da vardır. Mutlaka çoluk çocuğunuzu askere gönderirken Allah'a emanet edin. Size Allah onu sağ salim geri döndürecek. Kesinlikle itikat edin. Zerre kadar şüphe etmeyin. Ancak böyle kısa da bir şeydir. Mesela Allahu Teala yani yok. Estevdi'uke Allah ellezi. Estevdi'uke Allah la tezi'u ve da'i'u. Emanetleri zayi olmayan Allah'a seni emanet ederim. Bu kadar kısa ya. Fakat işte insanlar bu kadar ha burada burada. Sayfa 488'de geldi. Ölü anneden diri doğan çocuğun ve babasının kıssası. Anne öldü, mezara da kondu ve mezarda çocuk yaşadı. Bu Hazreti Ömer Efendimiz zamanında oldu hiçbir hurafe ve uydurma değildir. Kaynakları efendim dört satır kaynak. Taberani etduada var. Karahati mekan yakları dünyada var. Efendim Mücahid İbni Kesir'de var. Kastalan'da var var. O kadar kaynak var yani. Hadis külliyatında. Hiç asla hurafe değil. Ölü anneden diri doğduğu da bırak. Ölü kadından doğuyor bir de yaşıyor mezarda. Bu nasıl oluyor? Bu ancak Allah'a emanet edildiği zaman oluyor. Onun için Allah'a emanet duası çok önemlidir. Sayfa 488'de başlıyor. 490'da bitiyor. Kur'an-ı Kerim dualarında ya deryay umman neler yazmışım. Kendim şimdi bir bakıyorum aklıma şaşırıyor. Bunları yazmış mıyız? Çok ilim var. 480'sinde onu okuyun. İtikadınız kuvvetlenir ya. Hiçbir emanetiniz zayi olmaz ve ondan sonra da artık her şeyi Allah'a emanet edersiniz. Özellikle yavrularınızı askere gönderirken. Emanet etseniz sağ gelirler size. Ben çok üzülüyorum şehit Allah Teala hep emanetlerini, sizin emanetlerinizi muhafaza eylesin. Salimen, ganimen evlerinize dönmesin, dönmelerinizse kavuşmalar. Nasip eylesin. Amin. Şehitlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhetin ve nefesin. Adede ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, kabirle, nur eyle, derecelerini âli al eyle. Allah'ım sen mahşer sabahı, kadar bu zikirlerin nurunu kabirlerinde ibka eyle, amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi Rabbil Alemin ve Salatu ve Selamu Aleyhi ve Seyyidil Mursalin Muhammedin ve Aleyhi ve Sahabi ve Ecma'in Allahümme inna neselüke el cenneh ve ne'udhibike na minel nar Allahümme inna neselüke rıdaka vel cennet ve ne'udhibike min sakatike vel nar اللهم <سؤال> إنا نسألك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم أنا نسألك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم Ne'udü bi kebne şerri kulli acili ve acili ma'alim ne'amni ve ma'alim ne'am. Allah'ım ma'a qadzaytana ne'am qadzafe ce'ala akıfete ve reşede Allah'ım Rabbena atim. Lennuka rahmetten ve heyyilena min emrina reşede Allah'ım. Etmem lana nurana ve gfir lana enneke ala kulli şeyin qadir ve sallallahu ce'ala ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahibi ve sellem. Teslimen kethira ve elhamdülillah rabbil alemin. Önümüzdeki haftaya size iki buçuk saatlik hemen hemen bir sohbet. Hiçbir yerde yayınlanmamış benim videolarda YouTube'larda olmayan çok hoş yapılmış pazar sohbeti, sabah yapılmış, çok feyizli bereketli bir sohbet, eski sohbetleri andıran demelim. Aynen. Efendim size arz edilecek saat 9'da arkadaşlar koyacaklar. Sohbeti tamamen dinleyin. inşallah istifade edin. İnsanlar haberdar edin. Çok tatlı ilimler, hiç duyulmamış ilimler var orada da. Çok o sohbet dinlerseniz ondan sonraki perşembede, e, ee, Hoca Ahmet Yesevi derneğimizde Allah Teala buluşmayı müyesser eylesin. Yolculuğumuzu kolay eylesin. İşimizi kolay eylesin. Amellerimizi kolay eylesin. Salih eylesin. Makbul eylesin. Hem kendi hakkımızda hem sizlerin hakkınızda hem vatanımız el üstüne hakkında çok hayırlı makbul dualar saatini vaktine denk getirip yapmayı müyesser eylesin. Ve makbul dualarla sizlere kavuşmayı dönmeyi nasip eylesin. Amin diyen dillerini Hem de azad eylesin. Amin. Diğer günlerde de hep sohbet var farklı. Tekrar değil. Yani pazartesi, salı, çarşamba da hep yeni, hiç dinlemediğiniz, farklı vesilelerle yapılan sohbetler konacak. Hiçbir yerde şu ana kadar konmamış. Onlardan da istifade edersiniz. Allah istifadenizi azim eylesin. Dergiyi okursunuz, okutursunuz, insanlara dağıtırsınız. Kaç kişilere ulaştırdıysanız haberini, bu dergiden insanların istifadesini arz ettiğinizde Allah size o kadar hayırlar göstersin. O derece dünya ahiret maddi, manevi hayırlarla sizleri de merzuk eylesin. Bu dar zamanda bu hizmetlere destek verenlere Allah'ım sizlere yardım eylesin. Nusretiyle teyit eylesin, ummadığınız yerden merzuk eylesin. Borçlarınızı ödettirsin, alacaklarınızı tahsil ettirsin. Allah'ım bütün sıkıntılardan sizi muhafaza eylesin. Bu lale güle destekleriniz dergisine, televizyonuna, bu hizmete, bu eli sünnet sohbetlerinin yayılmasına hizmetlerde sizleri vesile eylesin. Ve mahşer sabahına kadar da defteri amalimizi kapanmaktan muhafaza eylesin. Sadakayı cariyelerimizi daim eylesin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil al alil al kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin la şerefe'n nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi أرواح الشهداء ذكرت أسمائهم في هذه الجلسة الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.